Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Yeni güne merhabaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir günle sizlerle birlikteyiz. Dolu içerikler, öğreneceğimiz bir sürü harika bilgilerle. Yine güne merhaba dedik. Umarım uyanmışsınızdır, umarım sesimizi herkes duyuyordur diyoruz efendim. Ve bugüne güzel başlamak için dedik ki perşembe günleri sağlık ve güzellik günümüz ya bizim. Takip edenler çok iyi bilirler. Ve iki güzel konuğum yine stüdyomda, birazdan sizlere merhaba diyecek onlar da. Ve efendim hemen sağ tarafımda, size göre sol tarafta olan Gülşen Genç Hanımefendi burada ve masası yine dolu. Takip edenler bilir, bizim yapacağımız bugünkü maskemiz kırışıklıklar için ve sivilceli yüzler için yapacağımız güzel maskelerimiz olacak. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. İlerleyen dakikalarda harika güzel bilgiler olacak. Doğal yollardan güzelleşmeyi konuşacağız. Ve tabii ki olmazsa olmazımız muhtelif işler masamızda. Merve Bilge Atalay bizlerle, hemen onun yanına da geçiyorum. Ve masamızı böylece size göstermek istiyorum. Çünkü biz bugün sebzeleri, meyveleri konuşacağız. Zira Merve bize anlatacak her gün neden sebze ve meyve yemeliyiz. Örneğin sebze ve meyvelerin zayıflamakta etkisi nedir? Bunları konuşacağız. Sebze ve meyvelerin vitaminlerini konuşacağız. Hangi vitaminler, hangi sebze ve meyvelerde bolca bulunur? Ve işte doğru beslenme ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerimizi de diyetisyenimiz Merve Bilge Atalay'dan alacağız. Sizler sorularınızla elbette programımıza konuk olabilirsiniz diyoruz her zaman olduğu gibi. TRT Yeni Güne Merhaba Facebook ve Instagram hesabıyla bizler buradayız efendim. Ayrılmayın, geliyoruz. Ve efendim muhtelif işler masamızda rengarenk görüntüleriyle bin bir nimetin içerisinde çok şükür etmemiz gerekiyor. Şöyle sabah içimizi açan bolca meyve ve sebzeyleyiz. Hoş geldin Merve öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Seni gördük, daha iyi oldum. Ben de bu masayı gördüm, daha iyi oldum. Harika mi? Bir masa. Vallahi bizim gönlümüz aynı zamanda burnumuz da şenlendi. Çok güzel de kokuyorlar. Birçok sebze ve meyve şu an burada. Aslında hemen şöyle başlasak mı? Hep diyetle entegre gidiyor konularımız. Evet. Çok önemli zaten. Beslenmede sebze ve meyvenin öneminden başlayalım. Neden her gün sebze ya da meyve tüketmeliyiz? Her gün bir elma muhakkak yiyin diyorlar ya örneğin. Evet. Bunun sebebi bu sebzelerde ve meyvelerde bulunan vitamin ve minerallerin günlük alınması gerekmesi. Yani günlük vücudumuzdan bunlar atılıyor fazlası ve yerine koymamız için bizim günlük olarak tüketmemiz lazım. Yani biz yeterli ve dengeli beslenmeden kastımız bu aslında. Yani günlük biz sadece tek bir renkle değil diyorum, rengarenk beslenmemiz gerekiyor. Hepsinden aslında bilmeden doğru beslenen bir kişi A vitaminini alıyor, C vitaminini alıyor, potasyumunu alıyor, işte K vitaminini alıyor. Her şeyine dengeli şekilde alıyor dengeli beslendiğinde. Bu yüzden de dengeli beslenmenin içinde tabii ki meyve ve sebze olmazsa olmazımız ve meyve ve sebzemiz de hayatımızın içinde önemli bir noktada var. Bunların da tabii ki hiçbir zaman hiçbir şeyden bol bol demediğim gibi, çünkü gerçek bir diyetisyen böyle bol bol demez. Çünkü her şeyin bir sınırı vardır. Bunların da bir sınırı var. Onları konuşacağız. Hani direkt böyle diyete giren bol bol meyve yiyor. Doğru mu mesela, doğru mu yapıyor? Ya da kalorisi az nasılsa bol bol sebze yiyor. Bol bol sebze yiyor mesela, o doğru mu? Bol bol sebze yemenin zararı nedir mesela? Bugüne kadar bu pek konuşulmadı. Herkes bol bol sebze yiyin diyor. Bol bol sebze yemenin zararı var mıdır? Hiç bunu merak ediyoruz. Şey geliyor mu? Bilmiyorum. Sanki bağırsak florasını bozar mı ne? Evet. Değil mi? Ne kadar mantıklı geldi. Düşününce çok hemen bulunuyor aslında. Evet. Bağırsak florasını bozabilir mesela. Çünkü niye? Çok fazla posa alıyorsun. Evet. Çok fazla lif alıyorsun. Ne olacak bu sefer? Oradaki yararlı bakterileri de götürüyorsun sen devamında. O yüzden her şeyin fazlası. Aynı zamanda midemizde de çok fazla asit üretimine neden olduğumuz için. Ülsere sebep olabilir, gastrit. Aynen, mide rahatsızlıklarını yine tetikleyebilir. Hı-hı. Ama tabii ki burada sebze, hani her şeyi yine söyleyeyim. Sebze yiyelim, çok da önemlidir ki sebzeler yine ikiye ayrılır. Bir çiğ tüketilmesi gereken, evet, bir de pişirilerek tüketilmesi gereken. Onları konuşmalıyız. O yüzden de hem çiğ sebzemizi günlük alacağız, hem pişirilerek tüketilenleri alacağız. Çünkü çiğ olanlar hala yaşıyor, hala canlı.
Buzdolabımızda solmaları, ölmeleri işte ne bileyim örneğin bir poşetin içine koy, solunuma devam ettikleri için daha çabuk ölüyorlar. Evet, poşette, özellikle maydanozda nasıl hemen saklamalıyız mesela? Evet. Çok önemli bak, bu da güzel bir şeydi. Çünkü bayanlar mesela ben söyleyeyim sana, tere alıyoruz. Tereyi aldığım gün tüketmeyeyim, ertesi gün dolapta öldü. Ölmüş bitmiş, sararmış oluyor. Bir günde nasıl sararabiliyor? Yani nasıl bir sulama... Biz salatadan soğuyoruz. Evet, yani bunun da mesela bize tiyolarını ver. Acaba tere gibi, maydanoz gibi şeyler daha böyle hemen alınıp çabuk mu tüketilmeli? Evde nasıl yaptığımız nasıl saklamalıyız? Bunlar da önemli. O bayağı güzel bilgiler bekliyor bize. Evet. Rengarenk yaratılmasının bir sebebi var diyorsun ya. O sebeplere girelim aslında. Evet. En çok merak edilen ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Şimdi her gün sebze ve meyvenin porsiyonlarına gelelim. Evet. Sağlıklı beslenmekten bahsedelim. Bana ne işte kilo problemi olandan dersem kızarlar bana. Herkes için ama geçerli bir şey. Ama zaten sağlıklı beslenen bir kişi aynı zamanda kilo problemi duymaz. Aynen. Sağlıklı beslenmeyi abartmıyorsa. Güzel. Şimdi bu abartmaktan kastımıza hemen gelelim, meyve porsiyonları. Hadi bakalım. Günlük bizim akşam ne yazık ki kültürümüzde şöyle bir şey var. Akşam 9 gibi oturulur. İşte baba başına geçer ya da anne başına geçer o tabağı. Ve biz orada yaklaşık 4-5 porsiyon kadar üst üste gecenin 9'unda meyve yeriz. Böyle bir yaklaşım kesinlikle yok. Burada sınırlı olmak zorundayız. Akşam hani gece 8.30'dan sonra yemek ya da meyve yemeyi pek önermiyorum. Akşam eğer illaki de meyveyi sadece akşam yiyebiliyorum ve yemek istiyorum diyorsanız eğer burada porsiyon kontrolü olacak. Mesela nedir? Yarım portakaldır burada ölçümüz. Ya da işte yarım ayvadır. Şu muzun yarısıdır mesela. Şöyle bir muz yiyebiliriz. Yarım muz kadar yiyebiliriz. Yani akşama bütün meyveleri, bütün gün meyve yemeyip akşama stoklamayın onları. Akşam yerseniz bu bizde karaciğer yağlanmasına, işte şekerimizin yükselmesine ciddi derecede sıkıntılara neden olabilir. Yani meyve niye? Fruktoz içeriyor sonuçta. Öyle evet. Düşünmek lazım. Sükroz da var, fruktoz da var. O yüzden fazlası zararlı. Azı da zararlı. Orta yolu bulmamız lazım. Her zaman için ikindi ara öğünde meyve öneririm. Hani bir tatlı, bir meyve. Sabah kahvaltısına başlayalım. Sabah kahvaltımızı yaptık. Bazı insanlar, özellikle söylüyorum öğrencilik zamanında yurt dışındayken benim arkadaşlarımla hep gördüğüm şey bir kahve alırlardı yanına. Meşhur kafelerden. Ondan sonra yanlarında hep bir muz ya da elma. Evet. Sabah kahvaltısı yapmadan sadece elma ya da muzla güne başlıyorlardı. Evet. Olabilir. Biraz hani örfleriyle, adetleriyle alakalı olabilir. Yurt dışında evet kahvaltı kültürü yok. Onların geniş kahvaltı dediği pankekin yanına bal, işte şey, o da işte şurup. Onun yanına reçel. Reçelleri de biraz farklı. Onun yanına meyve, onun yanına çikolata kreması. Diyorsun ki böyle midem bulanıyor. Sabah sabah bu kadar tatlı ki ben tatlı severim. Diyorsun nasıl yiyorlar bunları? Onun yerine tabii ki normal bir meyve ve bir kahve içmeye güzel. Bunun yanında elmanın uyarıcı etkisi yüksektir. Elmanın sabah kalktığınızda yerseniz kafein gibi uyarıcı etkisi vardır. Ama Merve'ciğim şöyle bir gerçek var. Kişiden kişiye de değişik belki söylediğin. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Ama elmayı yediğimizde ben mesela elma yediğimde inanılmaz acıkırım. Yarım saat sonra muhakkak acıkırım. Çünkü senin hipoglisemin var işte. Buna da girelim. Bunlarla. Peki herkes meyveyi sebzeyi aynı oranda, aynı saatlerde, aynı zaman diliminde tüketmemeli. Kesinlikle. Şimdi eğer kişinin şekerinde bir bozukluk varsa, hipoglisemi olur, hiperglisemi olur ya da insülin direnci olur. Bu kişinin meyveyi tek başına yemesi demek, bu kişinin bir öğün sonrasında delilerce yemek yemesi demektir. Çünkü şekerini çok aniden yükseltiyoruz ve çok anide düşüyor. O yüzden böyle kişiler mutlaka bir protein kaynağıyla beraber alsın. En kötü ihtimalle elmanın yanına şöyle bir küçük bir avuç cevizle beraber kahvaltı yapabilir mesela. Bak bir öyle dene. Bir küçük bir yoğurtla beraber elmayı acıkmayacaksın. Bak, ama önemli. Tek başına elma yediğinde evet elma birini acıktırıyorsa kan şekerinde bir problem vardır. Ben bunu fark ettim artık evet, yıllar içerisinde. Kan şekeri çok çabuk düşenler evet, için aynı etkiyi kesinlikle yapıyor değil mi? Sabah kahvaltısı yapamayacaksak kahvaltıda meyve yenebilir. Sıkıntı değil. Kahvaltıda bir tane özellikle yeşil elma yenilebilir. Neden özellikle yeşil elma Merve? Aslında yeşil elma ile kırmızı elma arasında kalori farkı yoktur. Bunu açıklıyorum. Evet. Böyle neden? Bir yalan yok. Vitamin farkı da var. Doğru dürüst farkı yok. Gerçekten çok fark yok. Sadece işte birisi daha ekşi ve birisi daha tatlı. Doğru. Aradaki fark bu ve bu yüzden birisi daha
birazcık daha geç acıktırıyor. Ekşi olan. Ekşi olan, evet. Daha biraz daha tok tutuyor. Öyle değil mi? Yemekten hafif önce bir çikolata yiyin. Hani normalde iştah kapatır bazılarını ama bazıları da yemekten önce böyle abur cubur yediğinde daha çok acıkıyor. Daha çok acıkıyor. Şey geliyor aklıma. Mesela restoranlara gittiğimizde ne yapıyor? Starter getiriyor önden. Evet. O starterları başlamış. Da konuşalım. Yani hani çok böyle masum görünen ezmeler işte değil mi? Evet. Ya da zeytinyağı var. Üzerinde baharat ekilmiş. Çok önemli. Onları yemekten bahsedecektim. Yani dün böyle bir şeyle karşılaştım. Ben bunu Merve'ye yarın yayında sorayım dedim. Çünkü o starterlar acaba midemizi bastırmak için yemek gelene kadar yoksa midemizdeki hacmi açmak ya da acıktırmak için mi sence? Ya aslında biz onları yiyip yemeği daha az yememiz gerekiyor ama onlar bizim iştahımızı açıyor. Çünkü gerçekten o bandığımız zeytinyağları çok lezzetli. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi zaten çok açsın. Önüne bir zeytinyağı gelmiş küçücük. Gözün zaten doymamış. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı yaklaşık 45 kalori. Sen orada zaten bir yemek kaşığını yemişsin. 90 kaloriyi oradan almışsın direkt yağ olarak. Hadi onu da geçtim. O zeytinyağı öyle yiyemezsin. Güzel yanına ekmekler getiriyorlar. Zeytinli, incirli, işte susamlı falan. Ona, o ekmeklerden normalde yemeğin yanında o ekmekleri yemeyeceksin. Ben yemem. Aklına bile gelmeyecek. Aynen ekmek yiyen bir insan değilim ama o zeytinyağı ezmeyi gördüğün zaman o bir ekmeği bitiriyorum. Dayanamıyorsun ekmeği de yiyorsun. Yemeğin önünden 3 dilim de ekmek yedin. Ne oldu? Ekstra sana 3'er dilim ekmekten 210 kalori de oradan geldi. 90 da buradan geldi. Bir 300 kalori yemekten önce aldın. Yemekte alacağın 400-500 kaloriydi zaten. Oldu sana 800-900 kalori. Evet. Yani küçük hiçbir şey yemiyorum diyenlerin bir yediklerine bakmak lazım. Doğru. Hakikaten bir şeyler yiyor olabilirler. Kesinlikle. O zaman işte meyveler o ara öğünde bu tarz şeyler yerine starter kesiyor. Gibi şeyleri normal kesiyor. Öğünde yapıyor. Evet. O yüzden kestiğini söylemek çok önemli bir bilgiydi. Evet. Yine proteinle beraber evet. Bayağı bir rahat. Yoğurt ya da dediğimiz gibi. Aynen bunun haricinde meyvelerle alakalı şunu söyleyebiliriz. Portakal turuncudur. Yani renkli olması bize neyi gösterir? Karotenoid içeriğini gösterir. Bu ne demek? A vitamininden faydalı demek. Bitkisel bir A vitamini var yalnız burada. Hani ekranlarda en çok atlanılan ve söylenilmeyen şey bu. Bitkisel ya da hayvansal olması. Bir içeriğin bitkisel olması daha az emilimini gösterir. Vücutta daha az biyoyararlılığının olduğunu gösterir. Lütfen bunu da dikkate alın. Onun haricinde muz iyi bir potasyum kaynağı. Ayva aynı zamanda iyi bir bağırsak düzenleyicidir. Yani ayvayı limonla yemenin çok kolay olduğu söylenir. Evet, limon... Bu konuda Merve'ye soralım. Çünkü bazen ayvayı yiyenler böyle yutkunamaz, yediğine yiyeceğine pişman ama olur. Öyle bir özelliği var. O sert ayva. Hı. Sulu ayva bulmak lazım. O sert ayva adamı öldürür bile yani. Limonla yumuşatılabilir. Çok korkutucu bir şey. Limonla yumuşatılabilir ama unutulan bir nokta var. Heh. Limon aslında meyvedir. Limon aslında meyvedir. Biz mesela limonu diyete girince sınırsızca tüketiyoruz. Böyle her yere limon sıkıyorsa aslında 1,5 tane limon bir porsiyon meyve kadar kalorisi var. O yüzden çok abartmamak lazım limonu. Özellikle akşam saatlerinden sonra böyle yatarken falan limonlu su değil, sabah uyanınca limonlu su vesaire olabilir. Onun haricinde nar. Narımıza geçelim mi? Narımıza geçelim. Narımız çok iyi bir antioksidan. Kanser hücrelerine gerçekten önleyici etkisi var. Çok kaliteli bir antioksidan. Zaten şu renk bizim vücudumuz için çok yararlı demek. Patlıcanın dışı da bu renk. Fark ediyorsanız. Patlıcan süper gıdalar arasında yer veriliyor artık. Narın dışı bu renk. Patlıcanı da konuşalım. Bir de yeşil elmayı geçmeden evvel mesela. Mevsiminde değiliz ya sonra evet. İlerleyen zaman. Ya ama işte genel anlamda ben mevsimi falan dinlemiyorum. Ben patlıcan derisi bir insanım. Evet. Yaz kış tüketiyorum. Belki sağlıksız hani. Evet. Ama çok seviyorum. Özellikle patlıcan yazın. Çok güzel. Bir de yazın şu adet vardır ya Türk kadınlarında bunu yaparız hepimiz. Yazın güzelce ben 3-4 kilo alıp mangalda onu közledim. Soydum. Dolaba attım kırmızı biberle. Kışın onu tüketeyim diye. Çok güzel yani. Bu daha mantıklı belki hani mevsiminde yiyemediğimiz şeyler kesinlikle. İçin öyle değil mi? Depo yapmak. Kesinlikle bunlar daha mantıklı. Konserve de yapabiliriz evet. Yine. Yani mesela olabilir. Yemeğimizi evet pişirdikten sonra sıcak şekilde kaynamış şekilde konserveleyip kapağını çevirip dolaba koyduktan sonra 1-2 ay bu gidiyor. Evet. Yeşil taze fasulye için de bu geçerli. Yeşil dedikçe annem kızıyor da hemen taze fasulye. Doğru ama taze fasulye de çok güzel oluyor onun böyle kavurması. Evet. Sebzeleri o zaman hani zamanında tüketmek pişirdin mesela. Aynen. Biz de bunu birkaç yıldır keşfettik. Çok da güzel oldu. 2 kilodan taze fasulye yaptın yazın. Haziran'da, Temmuz'da yeni böyle güzel fasulyeler çıktı. Fazla 2 kilodan yaptın. Yediniz, kalanı kaynatıp
konservelere koyup ağzını kapatıp buzdolabına at. 3 ay sonra tüket mesela. Çok güzel. Böyle yapılabilir. Mevsiminde evet. Tüketmek önemli. Nar diyorduk. Ciddi bir antioksidan kapasitesi var. İçindeki çekirdekler kabızlığa neden olabiliyor. Aynı şekilde ayvada da öyle. Fazla tüketimi kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden hani kış sebzelerinde de çoğunlukla hep böyle bağırsakları durdurucu sebzeler var. İşte nar var, kabuksuz elma aynı şekilde öyledir. Ayva aynı şekilde öyledir. Evet. O yüzden bunları dikkatli tüketmek lazım. Eğer hemoroid gibi sorunlarımız varsa. Önemli. Muz aynı yeşil şekilde. Elma mesela şeker hastalarının meyve sebzesinden bahsedelim. Mesela yeşil elmayı özellikle şeker hastaları için. İster yeşil olsun ister kırmızı olsun lütfen şeker hastaları meyveyi tek başına tüketmesinler. Nasıl tüketsinler? Yoğurtla beraber, sütle beraber, cevizle, bademle beraber. Yani yanında mutlaka kan şekerimizi biraz daha yavaş yükseltici bir şeyler olsun. Tamam. Evet. Yiyecek. Durduramıyorum kendimi. O kadar güzel görünüyorlar ki böyle hemen bir ısırık alası geliyor insanın. Çileğimiz de varmış. Seçtiğimi, parlattığımı seçtiğimi hemen şunu çilek de var. Evet. Çok yine çok ciddi bir antioksidan kaynağı. Mevsimi geliyor Nisan'ın ortasından itibaren artık inşallah şu an var yani 12 ay var da şu anda artık mevsimi gelmeye başladı. Çok güzel kokuyor. Şekeri düşük. Yine şekeri düşük bir meyve. Yani diğer meyvelerden küçük bir avuçsa çilekten büyük bir avuç tüketebilirsiniz. Hı hı. Güzeldir. Yağ peki, yakıcı etkisi var. Bu kan yapıcı etkilerinden bahsedeyim mi biraz? Yağ yakıcı da kan yapıcı da ben. Mesela bazı meyveler hani kan değerlerine etkisi olur mu? Hani vitaminlerden bahsederken bunları da söyleyelim mi? Tabii önemli. Ki. Çekirdekli kuru üzümün demir içeriği güzel. Tüketilebilir fakat tek başına değil yanında ne bileyim yarım portakalla beraber daha iyi. Yani bir C vitamini kaynağıyla. Niye bitkisel demir ne diyordum zor emiliyor. Emilmesi için vücutta C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Hı hı. C vitamini kaynaklarımızı sıralayacağız. Şimdi mesela kivi de çok iyi bir C evet. vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda yeşil olan meyvelerde kansere karşı çok etkili, hı hı. çok önemli meyveler. O yüzden günlük siz meyve tüketiminizi renklendirin. Yani işte ananas tüketin, kivi tüketin, nar tüketin, ayva tüketin, renk renk renk. Ama günlük 3 porsiyon kadar tüketin mesela. O zaman şöyle bir meyve tabağı hazırladığımızda kadar. Bizim değil mi? Meyve tabağı hazırlarsak. Üst üste yemeyeceğiz. Ha, o zaman öğün. Örneğin sabah kahvaltı öğle arası. 2 porsiyon yiyebilirsin. Güzel. Sabahla öğle arasında kuru meyve. Mesela iş yerindesin ve çok yoğunsun. Hı-hı. Ve kuru meyveyi oraya koyman çok mantıklı. Güzel. Niye? Hurmalarımız var bizim. İşte Ümre'den geliyor artık Türkiye'de bolca satılıyor. Evet. 3 tane hurmayı çayınla beraber bir ara öğünde yersen öğle yemeğinde saldırırcasına bana fazla koy, pilavı hurmanın fazla da koy demezsin. De var. Evet. Demezsin yani. Evet. Merve'cim o porsiyonları yani gün içerisinde şunu bilmeli küçük izleyenler. Küçük birer avuçtan evet. 3 avuç. Güzel. Günde yediği şeyi aslında çeşitlendirerek her meyveden porsiyon porsiyon az az evet. yemesi her renkten olan o değeri o vitamini vücuduna alması. Akşam otururken de ailecek oturuyorsanız önünüze alın 2 tane portakalı ya da işte ne bileyim 1,5 bir elma bir ayvayı bunu aileye bölüştürün. Yani hep beraber tüketin. Güzel. Her günde başka bir tane tüketin. Gün içinde de farklıları yiyin. Kuru meyveleri de yiyin. Gün içinde dengeleyin. Yani şunu yapmayalım. Akşam üst üste yemeyin. Klasik Türk ailelerinin yaptığı gibi. Bütün meyveleri yıkıyorum burada. Türk ailesi tabağı. Yıkıyorum bu arada. Türk aileleri ne yapıyor Merve? Evet. Gidiyor bütün meyveleri. Hem de nasıl? Bir böyle plastik bir şeye koyarız. Hepsini yıkarız. İçinde muzu, elması, inciri bir sürü şey olur. Hele yaz gelsin. Bir de onun yanında karpuz var. Keşke şu an zaman değil ama karpuzla ailede, konuşmak isterim. Kesin, ailede de birisi şeker hastasıysa bayağı lime. Sabaha kadar komalık oluyor işte. Yani o meyveleri o akşam özellikle misafirler geldiğinde yaz akşamlarında bir de geç yatılıyor ya yazın. Meyve zebil gibi yani öyle bir tükürtü. Bir de o yazın ki misafir kültürü de çok fena. Şimdi yemek veriyor. Üstüne tatlısını veriyorsun, tatlı bitmeden meyvesini veriyorsun. Ben acıyorum misafire, yazık. Ya vermezsen de ayıp, hani vermemişsin gibi oluyor. Bizdeki bu ayıpları birazcık törpülememiz lazım. Çünkü onların midelerine ayıp aslında. Evet. Gerçekten. Şimdi
çok güzel bilgiler vermeye devam ediyor. Merve Bilge Atalay'la ekranların karşısına yeni geçenler varsa efendim tekrar hoş geldiniz diyorum onlara. Biraz geç kaldınız. Güzel şeylerden bahsediyoruz ama hala devam edecek. Sizler TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesabıyla güzellik uzmanımız Gülşen Genç Hanımefendi'ye kırışıklıklarınız varsa onunla alakalı soru sorabilirsiniz. Zira biz kırışıklıklar için maske yapacağız. Aynı zamanda yaşınız ne olursa olsun özellikle ergenlik dönemindeki çocukların, gençlerin yaşadığı problemler ama yaygınlaşabiliyor maalesef. Farklı organik rahatsızlıklar sebebiyle de olabilir. Her çeşit nedenden dolayı sivilcelenen yüzler oluyor, sivilce izleri kalan yüzler oluyor. Onlar için de güzel bir maskemiz ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte olacak. Merve ile sebze ve meyveleri konuşuyoruz. Nasıl tüketmeliyiz, zayıflamaya nasıl bir etkisi var diye. Merve meyvelerin porsiyon porsiyon çok çok tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Ve yine sorulan soru bizim ekibimizden meyve canavarları var. Diyor ki yani biz meyveleri hepsinden aynı gün içerisinde hepsinden birer tane yememeliyiz. Yememeliyiz. Bu önemliydi. Yani biz seçeceğiz onu. Ertesi gün bir gün muz yiyorsak ertesi gün onun yerine elmayı koyabiliriz. Evet, mesela bir gün muzla portakal yersin. Sonraki gün elmayla ayva yersin. İşte iki gün üst üste nar yersin gibi. Hmm. Yani hani değiştire değiştire günlük 3 porsiyonu geçmeden kuruları da dahil ederek farklı farklı tüketebiliriz. Ama hepsini her gün her renkten yemiyoruz. Yani 3 porsiyon dedi. Bakın altını çizerek söylüyoruz. Evet. Cımbızlayalım. Önemli bilgiler. Merve Bilge diyor ki, Merve Bilge Atalay ne diyor? 3 porsiyonu geçmeyecek diyor meyveyi. Bu da önemliydi. Hani tamamen her şeyi keseyim, et yemeyeyim, ekmek yemeyeyim ama ben meyveyle yiyerek tok kalarak zayıflayacağım diyenlere duyurulur. Sabahtan akşama kadar meyve yerseniz bağırsak florası denen bir şey kalmaz. Vücudunuz, mideniz asit salgılamaya devam eder. O yüzden bunları da bu nimetleri de Rabbim vermiş. Bunları tüketirken de aklı selim bir şekilde tüketmek gerektiğini yine vurguluyoruz. Merveciğim. Şeker hastaları için önemli bilgiler verdi. Meyve. Yoğurtla tüketilmesi gerektiği. Kesinlikle ve meyvenin kalorisi olmadığına inanan bir grup var. Meyveler kalorisiz değildir. Yok öyle bir şey. Meyvelerin yaklaşık bir porsiyonu, meyveye göre değişir, 100 gramı, 100 gramından bahsediyorum. 50 kalori olanı var, 60 var, 70 var. Yani bu civar arasında meyvelerin kalorisi değişir 100 gramları. Yani öyle tamamen kalorisizdir. Yiyeyim ben bunu, yediklerimi eritir. Bana işte yağ yakımında şöyle faydası olur koca bir pizzanın üstüne. Öyle bir şey yok. Özellikle çok kaçırdığınız günlerde ekstra meyve yemeyin diyorum. Çünkü oradan da karbonhidrat, şeker geliyor. Öbür taraftan da sizi bolca zaten yemeği kaçırmışsınız. Mesela ben üniversiteden hazırlandığım dönemde çileği şöyle yerdim. Şimdi doğru mu yanlış mı hadi yapalım. Çünkü aranızda yapanlar var biliyorum. Çileği güzelce temizliyoruz. Üzerine böyle toz şekeri. Yiyorsunuz ya da onu toz şekere batırıp yiyoruz. Evet. Zaten içinde şeker varken bir de ekstra tatlandırıyoruz. Bu tarz şeyler işte kremayla ne bileyim krem şantiyle değil mi? Evet. Sonuçta cazip hale getirmek. Bunlara maruz kalan bir meyve çünkü ya böyle kendisi hafif ekşi. Hafif ekşi olduğu için çilek sürekli ya şekere banılır ya pudra şekere ekilir ya krema dökülür üstüne. Hayır, çileği çilek gibi yiyorsunuz. Evet, meyvelere katkı maddesi var. Yapmayalım. Kendi özünde doğalında olduğu gibi nasıl yaratılmışsa hiçbir şekilde bozmadan tüketelim diyor. Ben diyorum ki meyveleri belki arada yine konuşacağız, gireceğiz detaylı bir şekilde. Yeni nesil meyveleri var. Örneğin Türkiye'de hiç yetişmeyen, hep ithal edilen meyveler de oluyor. Evet, mesela yani avokado Çin gibi. Çin greyfurtu. Pomela. Pomela çok güzel bir meyvedir. Ondan bunlardan sonra da bahsedelim mi? Ananas da aslında Türkiye'de var ama sonlarda girdi. Yani son 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır bundan girdi. 10 yıl önce yoktu. Çok avokado yoktu ya da falan. Çok pahalıydı. Evet. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? İthal meyveler hakkında. Özellikle mesela yaban mersini. Hı hı. Tazesi oldukça pahalı. Bir kilosu yaklaşık 60 lira falan. Evet. Yaban mersinin ciddi de pahalı. Çünkü ithal ediliyor. Aslında şey tarafında var. Rize tarafında, Trabzon, Of'da var. Dağlarında ne var bunlar. Ne faydası var? Bu kadar pahalı madem. Gerçekten faydalı. Yani yılın süper gıdaları, superfood olarak geçiyor. Ciddi bir antioksidan kapasitesi var bunların. Kansere karşı. Antioksidan ne demekti? Her yayınımızda tekrarlıyoruz ama hani şeyi sevmiyorum. Çok fazla farklı yabancı kelime kullanmayı sevmiyorum. Çünkü hani çok böyle tıp konuşacaksan git doktorlarla konuş ve anlaşılabilmeyi evet. seviyorum. Onun için vücudumuzun savaşçıları diyelim biz aynen. onlara. Vücudumuzu savaşçısız bırakırsak ne olur? Bağışıklık sistemimiz çöker ve biz çok çabuk hasta oluruz. O yüzden de bu
koyu renk dedim ya sana, yaban mersini de koyu renk işte, kremberi, bu beriler yani çilek grupları. Yani aslında kızıla yakın, kırmızı, bordo hepsi tarzında çok olan. Hepsi çok faydalı, evet. Vücuda aşırı faydalı, içindeki enzimler çok faydalı. Özellikle ananasın içinde enzim var, bir enzim var bu bumerain diye. Çok faydalı bir enzim ve bu yağ yakımına etkileri var gerçekten ananasın. Bu yüzden de zayıflama diyetlerinde, detokslarında biz ananası kullanıyoruz. Aynı zamanda ödem atıcı etkisi de var ananas. Ananasın kabuğuyla ödem çayı yapalım haftaya. Evet. Düşünüyordum ben zaten. Yapalım onu. Az önce şimdi bahsettik ya, katkı maddeleri katmayalım meyvemize diye. Bir tane kullanıcı adı Acar Anne diyor ki artık meyveleri tarçınla yiyoruz diyor. Takip edenler. Evet, buza evet. Tarçın kutuyorduk. Evet. Şeker yerine, toz şeker yerine. Tarçın bunu ara öğün yapmıştık zaten. Ama biz onu. Evet. Değil mi? Tatlı. Tok tutan tatlıydı o. Evet. Yok, tarçın tüketebiliriz, evet. Zaten. Kan şekerimizi dengelemesi için. Hani demin dedim ya, özellikle şeker hastaları için. Özellikle şeker hastaları elmanın üstüne tarçın ekleyip, biraz Hindistan cevizi ekleyip, yanında bir bardak sütle mükemmel olur. Kan şekerimizi çok güzel dengeleriz. Güzel bir de ara öğün değil mi? Evet. Ara öğünlerde meyve tüketmeye teşvik etmek gerekiyor o zaman. Aynen, değil öyle. Mi? Ya meyve siz bir yaşam olmamalı. Evet. Meyveyi yasaklayan doktorları kınıyorum. Kesinlikle meyvesiz olmaz. Çünkü bunların içindeki antioksidanları başka bir yerden alamıyorsun ve vücut bir süre sonra yenik düşüyor. Bu illaki de bir yıl içinde çıkacak diye bir durum yok. 5 yıl içinde de çıkabilir. Protein diyetlerinin en büyük ve en sıkıntılı noktası, belki belirtmemişizdir o zamanlar, en sıkıntılı noktası şu: protein diyetlerinde ciddi bir protein tüketiliyor ve ciddi bir yağ tüketiliyor. Hayvanlarda bütün atıklar yağlarda birikir. Toksinler vücudumuzda da öyle. Hatta işte zayıflama diyetlerinde hani biz yağ yakmaya başlayınca rengimiz biraz solmaya başlar, evet. Kaçmaya başlar. Bunun nedeni yağlardan açığa çıkan toksinler var ya, yüzümüze yansır. Hayvanlardaki toksinlerin hepsi de yağlarda birikiyor. Sen bol bol hayvandaki yağı yediriyorsun, proteini yediriyorsun. Ondan sonra karşılığında vücuda savunma sistemi için hiçbir antioksidan vermiyorsun. Ondan sonra ne oluyor? İlerleyen zamanlarda binlerce hastalık çıkıyor. Evet. O yüzden dengeli beslenmenin hani sadece kilo olarak bakılmasın burada, çok önemli bir noktası. Lütfen o hani şeyi de sormak lazım. Bu kadar kanserojen olan yağı, proteini aşırı tüketilmelerinde bu kadar tükettirip bunun karşılığında antioksidan almamak ne demek? Evet. O kadar güzel bilgiler veriyorsun ki bunlarla bence insanlar aslında beslenme şeklini şekillendiriyor, evet, yeniden. Kesinlikle. Bu anlamda çok da güzel bir hayırlı iş yapıyorsun Merveciğim. Yine geleceğim çünkü orada ben nohut görüyorum, bulgur görüyorum. Kinoa da var. Kinoa son da var. Zamanlardaki dedim ki hani kinoa ile, evet. Bir bulgura bir bakalım arasındaki farka bakalım. Mesela, nohut da kuru baklagillerin öncüsü olarak bunu getirdim. Evet. Diğerlerini de konuşuruz. Yani sebzenin yanında sadece şunu konuşmuyoruz. Sebze meyveyi konuşmuyoruz. Gerçekten kuru baklagiller hakkında da bilgi verecek. Benim en çok merak ettiğim, döndükten sonra nereye gidiyorsunuz diyeceksiniz. Ama o söz verdiğimiz güzel bir bakım ürünlerimiz olacak. Merak ediyorum ben merak de ediyoruz. Maskeyi. Ama ben döndükten sonra efendim mesela pırasayı Merve evde nasıl pişiriyor? Merak edenler var mı diyorum. Ben merak ediyorum. Evet. Çünkü çok farklı pişirilebiliyor salçalı. Yani senin hani sağlıklı nasıl olduğuna inandığın, hı-hı, zeytinyağlı mı yaparsın? Sebzeye tereyağı katanlar var. Evet. Mesela ben bunları da biliyorum. Hı-hı. Dönüşte hepsini konuşalım. Bunları konuşalım. Bir pırasa yemeğini güzelce bize tarif ederek yaparsın. Tamam. Mesela burada yine gördüğüm en sevmediğim diyeceğim. Allah'ım beni affetsin. Bir tek sevmediğim. Gerçekten mi? Hiç tüketemediğim. Sana şöyle söyleyeyim. Kokusuna dereotu. Bir yıl. Neredeyse her öğünde sırf hani sütüm artsın diye tükettim. Çok şükür işte Miraç 24 aylık, hala emziriyorum ama artık ayıracağım. Annem geçen gün sabah gene bana dereotu yıkamış. Anne dedim, ne artık yapacağız? Hani anneler böyle, hani hep böyle yardımcı. Sen Miraç'ı düşünürsün olsun. O da annen de seni düşünür. Aynen öyle. Emine Hanım'a da selam gönderelim. Evet, onu her sabah biliyoruz. İzliyor. Hala bana dereotu yıkıyor sağ olsun. Ne güzel. Gerçekten emzirme dönemi için çok büyük bir şifa. Yani işte benim bütün sebzelerle, özellikle etçi değil sebzeciyim ben de. Bir tek dereotuyla aram limonidir. Çok nadir, böyle belki 2 yılda bir denk gelirse, biri dolma yapmışsa hemen bunun içinde dereotu var. Böyleyim yani. Direkt çekiyor beni. İşte gördüğünüz gibi turplarımız var. Mesela turpu da merak ediyorum. Ispanak ve turp çok güzel bir ikili benim için. Havucu mesela merak ediyorum. Evet. Yenmeli mi yenmemeli mi? Ya da salatayla tüketiliyor. Bir meyve gibi öğünde yenir mi acaba mesela? Oo, bir patates, sürü soru var görüyorsunuz. Patates var, maydanoz var, ödem atıcı etkileriyle. Bakın burada ne var? Çok
özür dilerim, yıktım artık. Kereviz. Kereviz efendim. Ege'lilerin sevdiği en evet. çok ama İç Anadolu bölgesinde yavaş çok... Yavaş yavaş artık İç Anadolu'ya soktuk çok şükür. Evet ama hala mutfaklara girmek de şey, daha doğrusu İç Anadolu erkeklerinin midesine girmeyen sıkıntılı. Bir... Değil mi? Evet. Bak nasıl biliyoruz. Enginar çok sıkıntılı. Bunun için yoğurtlu kereviz... Yoğurtlu kereviz. Tarifi evet. verelim. O da ben buradan lazım. Gideyim yoksa var ya reji beni çekil oradan diyecek. Brokolimiz var. Sebzelerin pişirme tekniklerini, vitaminlerini evet. nasıl kazanabiliriz? Yani kaybetmeyebiliriz. Bunları da konuşacağız. Hadi gelin şöyle bir gidelim. Her ne kadar yıkmışsam da gelin toplayacağım artık. Ne yapayım kusura bakmayın işte. Heyecanlanıyorum böyle güzel masayı görünce. Gülşen Hanım'a gidelim istiyorum. Zira bizim söz verdiğimiz bu kırışıklık maskesi. Sivilceli yüzler için olan maskeyi Gülşen Hanım... bize nasıl yapacak. Yapacağız. Öncelikle evet. ben diyorum ki yarım saatimiz geçti. Size hoş geldiniz. Yeni hoş diyoruz bulduk. Ekranların teşekkür önünde. Ederim, sağ olsun bizi hiç kırmıyor. Her perşembe elinden geldiğince buradayım. Renk katıyorsunuz. İnşallah. Buradasınız. Ayaklarınıza sağlık. Bugün sizden dinleyelim hem malzemelerimizi hem yapacağımız şeyleri. Buyurun. Bugün iki tane maske yapacağız. Bir tanesi kırışıklıklar için ama bunu kırışıklıklar olarak bakmayalım. Cildi beslemek için yapacağımız bir maske. Bundan da mayadan faydalanacağız. Mayanın faydalarını bize ileriki zamanda yine Merve paylaşır ama çok hem içten alındığında çok bize faydası var. Hem de cildimizde çok büyük faydaları var. Mayadan faydalanacağız ve bunu birazcık daha zenginleştirmek için süt kullanacağız. Maya eski Mısır'dan başlayarak tarihi çok eski cilt üzerinde kullanılmak tarihi çok eski. Hani biz de yaraların iyileşmesinde vesaire de ekmeği direkt hani bir yer zedelendiğinde ekmek koyarız daha hızlı iyileşsin diye. O da içindeki mayadan kaynaklı. Cildi hızlı onarma etkisi var. Maya içerisindeki potasyum sayesinde de bir antioksidandır. Yine Merve'nin bahsettiği gibi cildin savaşçılarıdır. Bildiğimiz mayayı azıcık sütle ezeceğim. Poğaça yapma geldi aklıma. Annem sağ olsun. Aynen. Çok güzel yapardı mayalı poğaça. Aynen onun gibi. Aynen bir onun kare gibi. Maya bir kare süt. Maya ve süt. Evet. Burada mayanın içerisindeki potasyumdan ve antioksidanlardan yararlanıyoruz. Cildin yüzeyindeki iyileştirme özelliğinden faydalanacağız. Bunu azıcık macun kıvamına getirmek için süt koyacağım. Sütün içerisinde laktoz var ve maya canlıdır biliyorsunuz. Canlı bir bakteridir ve tatlı yiyerek ürer. Biliyorsunuz maya hızlı mayaya gelsin diye ev hanımları da mayanın içerisine şeker koyar. Biz de burada hem sütün onarıcı etkisinden faydalanacağız hem de mayanın daha hızlı üreyip cilt yüzeyinde daha aşağıya inmesini sağlayacağız. Bu şekilde macun haline getirdiğimiz bir maske. Kokusu çok hoş değil. Bir koklayacağım, ama... hemen koklayacağım. Evet, evet, maya, tipik maya kokusu. Tipik maya. Şimdi her cilt mesela bunu uygulayabilir mi? Ondan da bahsedelim. Hangi ciltler ya da karma ciltler, yağlı ciltler onlardan bahsedelim. Her cilt bunu uygulayabilir. Şu şekilde macun kıvamına geldi. Bunun öncesinde ben göstereceğim. Bir tonik tarifi göstereceğim. Yani daha önce de yapmıştık yine şöyle yapalım. Mayanın... Şimdi kış aylarındayız ve kıştan yaza doğru geçerken mayadaki içeriğin cildin daha aşağıya inmesini istiyorsak bunun toksik maddelerden arınmış bir şekilde cildin yüzeyindeki fazla ölü derinin arınmasını istediğimiz için bir temizleme işlemi yapacağız. Bunu da basit bir tonikle hani temizleme işlemlerini temizleyicilerimizle yapıyoruz ama azıcık içerisinde askorbik asit bulunan limonla basit bir tonik yapacağız. Daha önce de yapmıştık. Bu şekilde bir limonu yüzey alanını genişletmek için. Bir limonu böyle doğruyoruz. Doğruyoruz. Yarım limon da olabilir. Evet. Bu şekilde bir su hazırlıyoruz. Bu su hem içmesi lezzetli olan su. Evet. Hem de cildimiz için yararlı olan su. Bununla önce cildimizi temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla bütün cildi temizliyoruz. Bu suyla siliyoruz. Daha sonra da bu maskemizi bir fırça yardımıyla tüm cildimize yayıyoruz. Evet.
daha sonra evet kremsi bir kıvamda daha koyu da hazırlanabilir. Bunu el üzerine de kullanabiliriz. Çünkü ellerimiz de çok fazla yıpranmış ve hanım elleri çok fazla deterjana maruz kaldığı için çabuk deformasyon oluyor onlarda da. Bunu yüzümüze sürüyoruz ve ne yaparız? Hamur daha iyi mayalansın diye sıcak hale getiririz. Bunun da sıcak hale gelmesi için bir tülbentle bu maskenin üzerini örtüp onun üzerine de sıcak suyun içerisinde ıslattığımız havluları kompres yapıyoruz yüzümüze. Islak kompres. Ya yani sıcak kompres olacak. Hı. Yani ama işte o sıcak havlular. Sıcak havlular kompres. Ütüyle mesela ütüyle bile ya önemli olan o kompresin sıcak olması. Anladım. Yani Kore'de bu şeyler çok cilt bakım üzerine çok yaygın bir sistem var ve orada tüm maskeler sıcak havlularla cilde daha iyi nüfuz etmesi. Çünkü gözenekler açılsın içeriye daha iyi girsin diye. Hı hı. Biz hem gözenekler açılsın mayanın etken maddeleri daha içeriye geçsin diye sıcak havlu kullanıyoruz. Hem de mayanın aktifleşmesini hızlandırmak için sıcaklıkla mayanın aktifleşmesini hızlandırmak için yine aynı şekilde yapıyoruz. Bunu 20 dakika bekletiyoruz. Şimdi bunu hangi cilt tipine kullanabiliriz? Hangi yaş onu da soracağım. Tabii cilt yazdan kışa, kıştan yaza geçerken deformasyonu var, yıpranmışlığı var. Artık yıprandıkça işte antioksidanlara ihtiyaç oluyor. Onun için bunu her cilt tipi kullanabilir. Yaş aralığı hiç fark etmez. Ama hani 20'li yaşlardaysak bunu ayda bir defa yapalım. Çok sık değil. Çok sık değil. Hı. Ama 30'lu yaşları geçtiysek ayda iki defa yapalım. Hı, tamam ama ben öyle yapacağım o zaman. 40'lı yaşları geçtiysek haftada bir muhakkak yapalım. Haftada bir. Çünkü işte artık cildin altındaki savaşçılar azalmaya başlıyor. Ve bizim onu güçlendirmemiz gerekiyor. Takviye etmemiz gerekiyor. Evet. Bunu muhakkak kırışıklık maskesi olarak. Kırışıklık maskesi olarak düşünürsek bu şekilde. Evet. Ama cildi besleyici de bir tarafı var. Bunu hiç yani kırışıklık kadar önemli tarafı da cildi beslemesi. Şimdi biz bu havluyla kompres yaptık ama gözeneklerimiz açıldı. Biz sıcak olmayan soğuğu yakın yani ılık bir suyla cildimizi temizledik. Şeyden arındırdık. Bu toniğimizi istersek buzlukta dondurabiliyoruz. Küçük buz kalıplarına koyup buzlukta dondurabiliyoruz. Daha sonra yine tonikleme işlemini biraz daha soğuk bir işlemle yaparsak genişleyen gözeneklerimizi küçültürüz. Bunu daha önce duymuştum ama evet. Şimdi bir uzmandan duymak daha beni bir etkiledi. Çünkü buz kalıplarıyla böyle hani gezdire gezdire evet, yüzünüzün evet. İşte deformasyona uğradığı yerler, kırıştığı yerler, tahrip olduğu yerleri evet. O buz kütlelerini gezdirmeniz daha bir gergin ve daha hani, canlandı. Daha canlanmış belki kan dolaşımını evet, da etkilediğinden diyelim. Için. Aynen. Şimdi gözenekler sıcaklıktan dolayı banyoda da öyle açılır. Açılır. Bunun sünnet olan nedir? Duştan sonra soğuk sudur. Bir evet, şoklama yapmak. Evet canlanmaktır. Aynı etkiyi mesela biz ilk baştaki toniği normal sıcaklıkta olabilir ama sonraki toniği soğuk seçersek gözeneklerimizin sıkılaşmasına yardımcı olabiliriz. Evet. Bu şekilde bu cilt maya yani sivilceli ciltler için de uygundur. Eğer çok sivilceliyse cilt yaranın iyileşme hızını etkileyeceği için süt koymayabilirler. Sadece suyla yapabilirler. O şekilde de kullanılabilir. Her evet. Cilt tipi için de uygundur. Şunu sürmek değil mi? Yani çok tabii. Sulanmış ya şu mesele. Yani evet. Bildiğiniz şunu şöyle yüzünüzde değil mi? Evet. Hemen elimde deneyeyim bu şekilde. Süreceğiz. Elde de illa böyle şu an sürülmüş zaten. İlla kalıp olması gerekiyor. Olmasına gerek yok. Ama ne kadar kalın olursa aktif madde yüze kadar böyle sürüyoruz. Evet. Yine kendimi sizler için feda ettim bakın. Böyle yüzümüze o şeyle sürüyoruz. Yani aynı fırça, fırça olabilir. Herkese. Burada hani biz 20 dakika bekletiyoruz. Demir bir şey kullanmıyoruz. Neden tahta? Çünkü oksitlenmeyi artırdığı için evet. Tahta bir şey seçenek her zaman aynen. için iyidir. Sonra mesela bunun tülbent olduğunu farz edelim. Hı-hı. Ben hiç rahat durmuyorum. Kırışıklık giderici, aynı zamanda cildi besleyici bakımımız. Hı-hı. Bunu bir tülbent olduğunu düşünüyoruz. Temiz tülbentimizi üzerine koyuyoruz. Aynen öyle. Böyle bakın. Şu an yüzünüze yaptığımızı düşünelim. Ardından bunun üzerine sıcak kompresler yapıyoruz. Bunun da bir havlu olduğunu düşünelim.
Çok düşündük. Çok düşündük. Havlumuzu sıcak havluyu da koyuyoruz. Ve bekliyoruz. Dinlenmeye çekiliyoruz. 20 dakika. Bunu bir arkadaşınız yardımıyla 2-3 defa çıkarım. Islatıp sıcaklığı daha da muhafaza etmek. Sonra açıyorum, bakın açtım, hiç kırışıklık yok diyorum. Bu şekilde zaten kalıp oldu şu an üstünde, değil mi? Çok güzel. Böyle yüzümüze uyguluyoruz. Aynen. Soru var size. Tam yeri gelmiş, mayalarla uğraşıyoruz falan değil mi? Demiş ki bir izleyicimiz Instagram'dan sanırım, kuru maya da olur mu ve ölçü önemli mi bu maskelerde demiş. Hayır, kuru maya da olabilir. Burada yaş maya daha kolay aktive olduğu için bunu tercih ettim. Ölçü önemli değildir. Macun kıvamı olacak şekilde. Bu bizimki birazcık daha sulu oldu. Biraz daha macun kıvamında olabilir. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bunun için bunu bu kıvamdayken gece el bakım kremi olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü gece boyunca cilt tazelenmeye, yenilenmeye devam edecektir. Evet. Kokusundan rahatsız olmazsanız gece boyunca elinizde kalması güzel bir el kremi. Kremi olacaktır. Şuraya keşke bir dokunur musunuz size? Çok güzeldir. Nasıl yaptı biliyor musunuz? Daha koydum, çektim. Şu an bildiğiniz ben burayı kremlemişim gibi nemlenmiş ve o kadar pürüzsüz ki. Hani bebeklerin bacaklarına dokunursunuz ya. Bebek bacağı gibi çok pürüzsüz, o kadar güzel bir cilt olmuş. Evet, çok bir güzel. Soru daha var. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Yeniden verin. Instagram'dan gelmiş muhtemelen. Gözaltı morlukları ile ilgili değil mi? Evet, gelsin. Gözaltı torbaları ve kırışıklıklar için ne yapılmalı? Şimdi bunu kullanırken özellikle göz çevresini koruyacak mıyız? Evet, göz çevresini koruyacağız. Evet, buraya. Bunda önemli olan şey göz çevresine yaklaştırmamak. Gözaltı torbaları için hep söylüyoruz. Bu limonlu tonik değil de bunun yerine maden suyunu buzlukta dondurup sabahleyin kalktıklarında göz altlarına koydukları zaman hem oradaki damarları küçülteceklerdir, hem morluğa iyi gelecektir, hem o torbalanmaya iyi gelecektir. Evet. Bunu kullanabilirler. Ben sorayım bir soru. Tabii, buyurun. Sabahleyin mesela kalktığımızda çok mu lükse giriyor bilmiyorum ama mesela işte bu standart sodaları alıp mesela elimizde böyle hani yüzümüzü yıkasak onun çok faydası olur mu? Normal çeşme suyla değil de sodayla. Tabii cildimizi temizledikten sonra toniğe muhakkak ihtiyacımız var. Evet. Bunu hani yüzünüze birden dökemezseniz bir fıs fıs şişenin içine koyup sprey şeklinde. Üzerinde kalacak değil mi? Hiç kurutma şey yok, kuruyacak. Onu almayacaksınız. Evet. O orada kalacak. Çünkü mineral yönünden maden suyu çok zengin. Bütün cildinde beslenmeye, içten beslenmek gibi dışarıdan da beslenmeye ihtiyacı var. Biz bunu lüks değildir, çok herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Tonikler daha pahalıdır. Yani tonik yerine bunu çok rahat kullanabilirler. Yine soru var. Lütfen dikkatli izleyin programımızı. Yaptığımız maskeyi ne kadar yüzümüze bekletmemiz gerekiyor diyor. Hep söylediğiniz standart bir şey var. Cevabı dakika. Siz verin. 20 dakika bekletiyoruz. Yani burada cildimize alerjen etki bir şey kullanmadığımız için deneyelim diye söylemedim. Ama çok çok alerjiksinizdir. Bunu denemek için muhakkak kolun iç yüzeyinde maskeyi bir deneyin. Ondan sonra yüzünüzde bekleyin. Bir kırışık kızarıklık vesaire hiçbir şey yapmaz. Bu maske tamamen cildi onarmaya dayalı bir maskedir. Hiçbir şekilde yıpratmaz, ekstra yıpratmaz. Yani biraz sonra bahsedeceğimiz sivilceli ciltler için dakikalar önemlidir. Burada dakika, mesela dedim ya, el kremi olarak gece boyunca da kullanabilirsiniz. Sizin tahammülünüze kalmış ama en az 20 dakika kalsın. Bu şekilde cildimiz beslenmeye devam etsin. Evet, cildimizi beslemeye devam ediyorsunuz, cildimize bakıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Yine döneceğiz hangi maske için? Biz bu sefer sivilceli, her dönemde sivilceyi çıkarmaya müsait bir şeyimiz varsa, cildimiz varsa sivilce için herkesin kolayca ulaşabileceği malzemelerle bir sivilce maskesi yapacağız. Özellikle hanımlara diyoruz, özellikle regl dönemlerinde değil mi, menstruasyon döneminden öncesinde ciddi hormonal bir sivilcelenme bir şey olabiliyor stres, bazı kadınlarda. Kadınlar değil, erkeklerde de öyle. Aynen. Stres, hemen stres de yanlış tıraş sonrası çoğaltıp artırabiliyorlar. Bunların hepsi, yani biz bayanlar peeling yapıyoruz ama erkekler de tıraşla peeling yapıyorlar. Ve bu peelingi biraz derin yaptıkları için en ufak mikrobik bir şeyle karşılaştıkları hemen zaman sivilceye hemen sivilceye dönüyor. Kış mevsimindeyiz, çok fazla yağ ifrazatımız var. Kıştan yaza geçiyoruz. Yağ ifrazatı fazla olduğu gibi dışarıdaki polenler vesaireler her şey arttı. Ve bunu güzel temizleyemezsek yağla birlikte o gelen kirler siyah nokta, siyah nokta
noktada güzel bir sivilce şeyi. Zemini oluşturur. Zemini oluşturur. Aynen öyle. Bunun için temizlik birinci şey ama ikinci de güzel bir maskeyle haftalık bakımlarımızı yaparsak bunu da çok faydalı olacağına inanıyorum. Söylediğiniz şeyler anladığımız kadarıyla sadece bayanları ilgilendirmesin, genç kızları ilgilendirmesin, delikanlılarımızı, baylarımızı ilgilendiren şeyler. Özellikle bu mayalı maskeyi de eşlerinize yapabilirsiniz diyelim. Çok küçük, minicik bir ara vereceğiz ve ardından burada Merve Bilge Atalay'la bir sebze pişirme yapalım hayalimizde. Bir pırasayı nasıl pişiriyor Merve acaba evde? Vitaminlerini nasıl koruyoruz sebzelerin? Karnabahar var, brokoli var benim gördüğüm, yine pırasa var. İşte bütün bunları biz nasıl pişirmeliyiz, nasıl tüketmeliyiz? Çiğ ve pişirilmiş sebzelerin farklarını ve vitaminlerini aynı zamanda bizim zayıflamamıza nasıl etki ettiğini yine konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz. Günaydınlar, yeni güne merhabaya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Bunlar aslında aile iklimini besleyen kanallar. Ya olursa ya olursa diye hayat kalitesi çok düşüyor. Biz kutunun rengini ve gülün rengini belirliyoruz. Ve yardım çığlığı aslında, ben öyle görüyorum her şeyi. İyi bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde. Önce siz kendinizi yetiştireceksiniz. Genelde ilkokul birinci sınıfta öğretmenler tarafından fark ediliyor. Hani etleri, tatları fümeliyorlar ya, biz de burada kahveyi fümeleyeceğiz bugün. Süper. Siz de ikram edeceksiniz değil mi? Tabii. Düşmanın nerede duruyor ona bak. Yani rengarenk yaratılmasının bir sebebi var. Yaşam başarısı mı, okul başarısı mı? Pamuk kullanılabilir, kozalak her tarafta bulunabilir. Eşiyle olan sorunu, çocuğuyla olan bir sıkıntısı işe yansıyor. Analitik düşünmek ne demektir? Alternatif olarak ne yapılabilir? Kahvaltı tabağıma yumurtadan başlayacağım. Çok agresif olabiliyor. Ve küçücük bir aradan sonra tekrar muhtelif işler masamızdayız. Bu masada yine güzel şeyleri konuşmaya devam ediyoruz Merve Bilge Atalay'la. Meyvelerden açtık konuyu sabah saatlerinin programın erken saatlerinde. Şimdi diyorum ki sebzelere bir geçiş yavaş yapalım. Yavaş yavaş geçelim. Önce marul ve dereotunu konuşup sonra da pırasayı pişirelim. Evet. Tamam. Olur mu? Kesinlikle. Bir de hemen sana soracağım. Pazara giden, benim gibi pazar delisi olan hanımların sorusu olsun. Şimdi bu kuru bir marul. Ama pazara gittiğimizde hanımların gördüğü şey sabahtan akşama kadar üzerinde su geçmiş, su gezdirilen sebzeler. Evet, daha çok ve özellikle yeşillikler. Ben dolaba koyduğumuz zaman iki gün sonra bozuluyor. Özellikle kuru susuz, annemin hep adetidir. Kuru susuz var mı diye kasayı açtırır annem. En kuru susuzunu buldurur getirir ama çamur içindedir o da. Evet. Onu da iki gün önce, bir gün önceden salata yapacaksa sabah akşamından suya batırır ki çamurları gitsin diye. Şimdi dolayısıyla kuru susuz mu alınmalı? Kuru susuz güzel. Dediğim gibi sürekli suladıkları için canlı gözüküyor. Fakat işte eve gelince çürüyor, ölüyor. Evet. Hani o terenin falan o kadar az durması sebebi. Bir de sebzeler canlılar. Yani koparıldıktan sonra da canlı olmaya devam ediyorlar. Ölmüyorlar. Sadece pişirildikten sonra ölüyorlar. Yani içindeki enzimler henüz canlı. Bu yüzden ölüyorlar aslında. Ve soluyorlar. Solgunlaşıyorlar gün geçtikçe. Burada yapmamız gereken şey şu. Lütfen poşetli saklamayın. Hani tereyi mesela aldın, rokkayı aldın hepsini, poşeti bağladın, buzdolabının altına koydun. Tamam, ondan artık hayır bekleme. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Havluya koyuyorum, havluya sarıyorum, evet. Öyle poşetliyorum. Doğru mu sence? Poşete koyma. Sadece ruloda kalsın diyorsun. Poşet yok, evet. İşte orada çok düzensiz oluyor ya, benim de psikopatım. Şöyle yapıyorum ben. Mesela işte zaten tere, roka böyle şeyler en fazla 3 gün giderler. Evet. Yani daha fazlasını beklemeyeceğiz. O yüzden hani sık sık alacağız, az az alacağız, birer bağ alacağız. Ne yapabiliriz mesela? Maydanoz biraz daha fazla gidiyor. Dereotu da çabuk ölüyor. Mesela pazardan geldik ve böyle kuru saklamayı sevmiyoruz. Sirkeli suya basıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Sirkeli suya bassınız. Güzelce onları beklettiniz ama aşırı da bekletmeyin lütfen. Sadece topraklarından arınsın, o kirinden arınsın. Çünkü çok fazla beklettiğinizde ciddi bir vitamin ve mineral kaybına neden oluyorsunuz. Özellikle C vitamini bekletilmeyle uçar gider. O yüzden lütfen aşırı bekletmeyin suyun içinde. Sirkeli suda biraz beklettiniz, sonra çıkarttınız ve kenara kurmaya bir tane havlu serdiniz ve kağıt havlu da olabilir bu. Böyle açtınız bütün yeşillikleri, üzerine başka bir havlu koyuyorsunuz ve biraz bekletiyorsunuz onu orada. Havluların içinde iyice kuruttunuz. Kuruttuktan sonra evinizde şu plastikleri biliyorsunuz hani tam olarak plastik demeyeyim, kaliteli saklama kaplarından bahsediyorum. Bu cam da olabilir, kaliteli plastikler var. Bu BPL vesaire, bu kanserojen maddeleri içermeyen ve bunların
yeşillik saklama için özel olan kapları var. Ben onlardan kullanıyorum ama evimizdeki herhangi bir saklama kabı için de şöyle yapabilirsiniz. Örneğin cam ya da kaliteli bir plastik kabınız var. İçini havlu kağıtla beraber ya da normal havluyla beraber kaplıyorsunuz. Sonrasında o kuruttuğunuz kupkuru olan yeşilliği yeşillikten biraz koyuyorsunuz. Üzerine tekrar havlu kağıt koyuyorsunuz. Üzerine yeşillik koyuyorsunuz, tekrar havlu kağıt koyuyorsunuz. Aralardaki o yapışması için o teması engelliyorsunuz. Az az koyduğunuz aralara havlular koydunuz. Kapağını kapatıyorsunuz ve buzdolabına koyuyorsunuz. Arkasına doğru atmayın. Bazı buzdolapları donduruyor ve dondurduktan sonra hiçbir faydası yok. O yüzden bu şekilde yaklaşık 3 gün kadar soldurmadan saklayabilirsiniz. Bir deneyebilirsiniz bu şekilde. En azından hani salatanız da yıkanmış, taze, hazır olursa, hani her dakika salata yıkamak, hani malzemesi yıkamak zor. En azından hazır olursa rahatlıkla salatanızı yaparsınız. Bunun haricinde şöyle bir önerim de var. Örneğin çok üst üste çok yeşillik de almayın bu arada. Örneğin evde şu anda roka ve tere var sadece ve siz bunları büyük yıkamaya üşeniyorsunuz. Mesela ben çok hoşlanmıyorum bu işten. Ne yapabilirsiniz? Poşetsiz şekilde havluyla beraber temiz bir kağıt havlu da olur. Kağıt havluyla beraber buzdolabınızın altına koydunuz. Onu yiyeceğiniz kadarına şu kadar bir avuç mesela bölüp güzelce yıkayıp sirkeli suyla güzelce yıkayıp o anda tüketin ve devam edin. Bu şekilde de 1-2 gün kadar gidecektir ama bu havluyla kat kat koyma işlemi gerçekten oldukça faydalı. Siz de yararını göreceksiniz. Salatalarınızda rahatlıkla tüketebilirsiniz böylece. Üşenmezsiniz yani akşam kim o salatayı yıkayacak da kim yiyecek diye. Onun haricinde salatalarınıza eğer salatayı öğün olarak yiyecekseniz zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Nar ekşisinden de abartmadan çünkü kendisi şekerdir. Ama salatayı öğünün yanında aperatif olarak tüketecekseniz lütfen zeytinyağı, nar ekşisi eklemeyelim. Birazcık limon, sirke, azıcık da tuzla beraber, kaya tuzuyla beraber tüketebiliriz. Dereotumuz var. Dereotunu tekrar üstünden bir geçeyim ben hızlıca. Dereotu neydi? Bizim süt artırıcı en önemli yeşilliklerimizden biriydi. Fakat maydanoz öyle değil. Maydanoz da hemen ikisini kıyaslayalım. Maydanoz biz ne için kullanıyoruz maydanozu? Maydanoz ödem sökücü olarak kullanılıyor. Biz maydanozu bu yüzden emziren annelerde özellikle ilk bir yaşta fazla kullanmıyoruz. Yani bir iki dal olmaz mı? Olur. Ama dereotu emziren annelerin baş tacı olacak. Bunun haricinde maydanoz bizim için iyi bir ödem sökücü. Yani ödem probleminiz varsa sabah maydanozu, bir tutam maydanozu kaynar suda bir 5 dakika kadar kaynatıp içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Fakat bu dediğim gibi ödem sökücü, fazla kullanımı böbreklere zarar verebilir. Ayrıca dere otunu biz bir de tok kalma için kullanıyoruz. Örneğin çok acıkıyorsunuz ve öğünden bir 15-20 dakika önce şöyle küçük bir avuç dereotu tüketip öğününüzde daha az acıkmayı sağlayabilirsiniz. Bunu bir deneyin bakalım bu hafta boyunca. Gerçekten fayda edecektir. İştahınızı kapatır. Dereotunu yemekten önce tüketmek iştahınızı kapatır. Midede zaten tokluk hissi de yaratıyor. Bunlar bu şekilde. Maydanozumuzu ve dereotumuzu konuştuk. Şimdi bir de pırasa. Pırasamızı konuşacaktık. Pırasa yemeği yapacaktık size. Burada şu an ocağımız yok ama nasıl yaptığımızı söyleyeyim. Sadece pırasa için de geçerli değil bu. Bütün sebzeleri çiğden koymaya çalışın. Çiğden koymak ne demek? Yani sebzelerimizi kavurarak değil de çiğden güveç koyuyormuş gibi yapmak. Zaten birçok kültürümüzde zaten çokça var. O yüzden örneğin tencerenizi aldınız, işte pırasanızı koydunuz, soğanınızı koydunuz, domatesinizi koydunuz. Özellikle bu yazdan domates yaptıysanız kavanozunuzdan dökersiniz. Çok daha rahat ve kolay olur. Her şey, bütün malzemeleri koydunuz, havucunuzu koydunuz içine. Üzerine kapağı kapat, biraz da su koydunuz, kapağı kapattınız. Pişmesine yakın zeytinyağı ekleyin. 1 kilo zeytinyağını 2 yemek kaşığı kadar, 1 kilo diyor. 1 kilo sebzeye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorsunuz ve yani pişmesine bir 5-10 dakika kala zeytinyağını ekliyorsunuz. Zeytinyağını yakmıyorsunuz. Lütfen bu şekilde yemeğinizi pişiriniz. Bir de yemeklerimizin içine eğer yanında hani pilav, ekmek vesaire tüketmeyeceksek biraz az miktarda bulgur eklemesi yapabilirsiniz.
pirinç değil, bulgur eklerseniz daha faydalı olur. Bu daha tok kalmanızı sağlar. Fakat yanında işte pilav, makarna, bulgur pilavı, çorba, işte yani karbonhidrat grubundan bir şeyler tüketeceksek, ekmek illaki tüketeceksek lütfen yemeğimizin içine bulgur koymayalım. Pirinçsiz, bulgursuz yapalım. Çünkü bizim kültürümüzde biraz daha sebzeleri böyle pirinçli, bulgurlu yapmak var. O zamanlarda lütfen yapmayalım. Bunun haricinde havucu konuşabiliriz mesela. Yemeklere demin pırasanın içine havuç attım. Acaba havuçun kalorisi gerçekten bu kadar yüksek mi? Havuç bu kadar yıllardır kötüleniyor. Havuç gerçekten bu kadar kötü mü? Bir onu konuşalım. Evet. Konuşalım mı Tuva? Konuşalım. Merve'cim çok güzel anlattın. Hiç araya girmek istemedim. Böyle arka arkaya anlat istiyorum. Havuç ve turpu. Özellikle turpu bir meyve gibi, sebze gibi tüketirken bildiğiniz sebze gibi. Çok klasik bir şey var. Yemeklerin yanına limonlu yiyip kesiyoruz ince ince. Kesinlikle. Ama hani bazı bir özelliği var. Turp yiyen insanlarda hani bu... Çok gaz yapıyor. Tekrar mideden de, aynen. Turpu, onu önlemek için nasıl ne yapılabilir? Alabaş turbu var. Hı. Bulamamışlar ama marketlerde oldukça fazla bulamamışlar. Bir dakika. Şurada var mı acaba? Var turp orada. Turp var ama alabaş turbu değil, farklı bir turp var. Mesela turpların da rengi renkli, beyazı var. Beyaz gibi böyle üstünden yeşil yeşil böyle şeyler var. Uzuvları çıkmış. O alabaş turbu böyle büyük de. Bulamamış gerçekten o gaz yapmıyor, acı da değil. Bu biraz daha gaz yapıyor. Bunun aslında gaz yapmasının sebebi ne biliyor musun? Ne? Bizim bağırsaklarımızın kötü olması. Yani sorun bizde, turp da değil. Bizim midemiz o kadar kötü ki turp bize gaz yapıyor. Evet. Aslında bizim bağırsak sistemimizdeki bakteriler, floramız düzgün olsa, midemizde işte gastrit olmasa, reflü olmasa bir sıkıntı olmayacak. Buradaki sıkıntının nedeni bizde. Yani insanlarda. O zaman biz aslında bağırsak floramızı temizlemeliyiz. Evet, daha önce. Kesinlikle bağırsaklarımız ve midemiz iyileştikçe turp bize o kadar fazla gaz yapmayacak ve çok kaliteli bir besin. Evet. Gerçekten kışın hani hastalıklara şifa olarak bol bol tüketilip bol turp gibi edelim. Diyor bak. Bol turp gibiyim, aslan gibiyim deriz ama mesela bir de turp gibi izleriz değil evet, mi? Gerçekten. Demek ki ciddi anlamda bağışıklık sistemini etkilediğine inanıyorum, doğru bağışıklık mu? Bağışıklık sisteminin ciddi faydaları var. Renkleri var zaten. Her bir rengin ayrı antioksidan aktiviteleri evet. var. Vitaminleri, mineralleri farklı. Bu yüzden öğünlerimizde salatalarımızın üzerine 1-2 dilim, 3'er 5'er dilim tüketebiliriz. Bir de hani bu turpların şöyle küçük olanları var ya Merve. Minicik olanları. Çok tatlı gözüküyor. Onlar da güzel. Onları da soyup böyle bir atımlık hemen. Evet, aynen tüketebiliriz. Limonla beraber, sirkeyle beraber, özellikle sirkeyle beraber fermento sirkeden de geliyor. Bayağı bir hani midemizi birazcık yakabilir ama çok faydalı gerçekten. Bir midemizle bağırsaklarımızı yavaş yavaş düzelterek bir anda yüklenmeyin. Yani mesela bir turbu bir anda yemeyin. Bu sizi mahveder ve bir daha ömür boyu turp yemezsiniz. Ama yarım dilimle başlayın. Küçük küçük başlayın. Çünkü bir anda yüklenirsiniz midenize, o da sizi hiç affetmeyecektir. Evet. Havuca gelelim. Şimdi havuç. Meyvelerin ve sebzelerin kalorilerinden bahsedelim birazcık. Örneğin sebze, kereviz diyebiliriz, karnabahar diyebiliriz, brokoli diyebiliriz. Bunların yaklaşık kalorileri 100 gramda 30 kaloridir. 100 gramda 30 kalori düşük bir kaloridir. Hani kalorisiz değil fakat düşük kalori demek. Havuç yıllardır çok kalorili yemeyin, yemeyin, yemeyin deniliyor. Havucun kalorisi de 100 gramda 40-45. Yani havucun kalorisi aslında o kadar da yüksek değil. Buradaki en önemli nokta şu. Havucu biz ara öğünde mesela 150 gram kadar havuç ara öğünde tüketilebilir. Bir ara öğün olarak meyve gibi tüketebilirsiniz. Bunun haricinde havuç piştikten sonra glisemik indeksi yükselen bir besin. Yani ne demek Tuğba glisemik indeksi? Evet. Bizim kan şekerimizi yükseltmesi demek. Aynı şekilde patates de öyle. Piştikten sonra bu besinler bizim glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerimizi hızlı yükseltiyor. Yani pişmiş havuç değil de taze havuç rahatlıkla ara öğünde şöyle şunun şu kadarı kadar rahatlıkla tüketilebilir mesela. Ya da bu da tüketilebilir. Yani havuç öyle çok cız yenilmemesi gereken kötü bir besin kesinlikle değil. Tüketilebilir. A vitamini içeriği güzeldir. Yine bitkisel karotenoidlerden içerir. O yüzden havucu pişmiş yiyecekseniz de
patates gibi düşünün yani. Pişmiş havuç patates gibidir. Hmm. Glisemik indeksi yüksektir. Çok hafif böyle hani zeytinyağında hafif böyle bir çok hafif çevirmek kavurma. De. Evet yok o kadar değil. Hmm. Ama hani bu yemeklerin içinde pişmesinden evet, bahsediyorum. Ben mesela özellikle bu sebze sote yaparken çok hafif çok pişmiş sevmiyorum. Hafif böyle ağzında hani kırmanı. O çok güzel. Çok güzel oluyor. O çok güzel. Yani kesinlikle çok güzel pişirilebilecek bir yöntem. Bir de bizde şey var mesela. Ne sebze yiyeceğim ki? Hani bitti. Sebzeler bitti. Yemek neler neler yok ki değil mi? Ya da işte çeşidi bitti. Ne her gün işte tencere yemeği mi yiyeceğiz? Sıkıldık. Hani diyette en çok bunlarla karşılaşıyoruz ama çeşitlendirebiliriz işte. Zeytinyağlısını yaparız, salçalısını yaparız, çiğden koyarız. Tatları fark ediyor. Onun haricinde salata olarak tüketebilirsiniz bazılarını. Mesela pırasanın salatası muhteşem oluyor. Soğanımsı bir tat oluyor. Ben onu zaten pırasa çok güzel yapıyor. Soğangillerden. Evet. Soğangiller familyasına. O da gaz yapıcı bir besin. Mide rahatsızlığı olanlar için çiğ yemek imkansız. Fena, mümkün evet. değil. Aynı yeşil soğan gibi. Ben hayatımda yeşil soğan herhalde bir kere falan yemişim. Ben açık söyleyeyim 10 yıldır yeşil soğan yemiyorum. Açık ve net yani. Ama çok o kadar güzel kokusu. Bayılıyorum. Ben yok, ben nefret ediyorum. Çok seviyorum ama hiç tüketemiyorum. Sadece denemeye kalktığımda yani o kıvranma, hani mide ilaçları, tabletler. Muhtemelen ben de onun için sevmiyorum. Dokunduğu için çok uzaklaşmışım küçüklükten itibaren. Yani eğer mideniz iyiyse yeşil soğan yiyebiliyorsanız şükretmeniz gereken kesinlikle. Bir mecra yine. Bunun haricinde şey konuşacaktık. Heh, kereviz. Nasıl? Kereviz. Sen nasıl tüketirsin kerevizi? Kereviz yemem ki ben. Yemez misin? Ben kerevizi biri pişirirse yerim ama ben pişirmem. Çünkü benim evde pişirirsem ben biliyorum o çöpe gidecek. Portakal, yemeyecek kimse. Portakallı kereviz yedin mi hiç? Yedim. Onu çok 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 güzel yapan birisinden yedim. Lezzetli bir şey. Yani ben bir dönemde Urla'da çalışırken orada böyle arkadaş çevresi evet, güzel yapıyordu. İzmir o tarafı... İzmirliler çok sever yaparlar. Çok da faydalı. Kerevizi pişirmeden tüketebiliriz. Yine süper gıdalardan nasıl? Bir tanesi. Bir kase yoğurt aldınız. İçine mesela dileyenler sarımsak katabilir. Sarımsak da daha güzel oluyor. Sarımsak koydunuz. İçine bir yarım da limon sıktınız. Kerevizin şu dış kabuklarını soydunuz. Artık kabul günlerinde mutlaka yapılıyor bu kereviz salatası tabii. Yani artık kadınlar çok bilinçli. Yani poğaçası böreği varsa da yanında mutlaka kereviz salatası var, yeşil salatası var mutlaka. Yani şey değilim, patates salatasıyla yetiştirilmiyor artık. Patates salatası makarna yani hepsi hamur evet. değil. Benim sinirim bozuluyor zaten öyle bir sofra gördüğümde. Gerçekten başım ağrı giriyor. Sevmemeyle alakalı. Çünkü bu kadar karbonhidrat yiyince midem çok ağrıyor. O yüzden de mutlaka böyle güzel seçenekler olması lazım. Ne yapacağız? Rendeleyeceğiz. Rendeleyip hemen hızlıca yoğurda atacağız. Çünkü içindeki enzimler açığa çıktığı için kararır. Kararmış kerevizi kimse sevmez. Evet. Rendelerken bir yandan hatta rendenize de limon sürebilirsiniz. O kararmayı biraz engeller. Hızlıca yoğurdun içine attınız. Süzme yoğurt olsa daha iyi. Ama ekşi değil. Tatlı süzme yoğurt. Tatlı süzme yoğurt. Hızlıca karıştırdınız. İçine bir tane yeşil elma rendeleyin. Aa güzel. Bak ne kadar güzel bir sebze tarifi verdiniz. Yapalım burada hatta yiyelim de. Evet çok güzel hatta oluyor. Hatta rejiye yedirelim. Bakalım erkekler nasıl severmiş. Gerçekten yiyecekler, severler. Hadi bakalım. Haftaya bunu yapalım inşallah. Aynen. Elmamız, yeşil elmayı rendeliyoruz. Onu da onun içine katıyoruz. Muhteşem. Bir de bunları portakal kaselerine oturtturuyoruz. Hı. Ya da dilimlerine. Çok efsane güzel oluyor. Bu görseli birinci de tarif. Çok şeker. Görseli çok güzel. Onun haricinde kerevizim, ya ben yeni kitabımda bahsettim. Portakallı, ayvalı, elmalı bir tarifte. Portakal suyuyla beraber, ayvayla, elmayla beraber pişiriyorsun. Çok lezzetli oluyor. Zeytinyağlı. Miraç bayıldı. Güzel. Çocukların da damak tadına hitap ediyor. Sen de bayılırsın. Kereviz de değil. Yani mesela eşim de ya bu ne dedi ya bu ne kadar güzel bir yiyecek. Ve çok rahatlıkla tüketti. Erkek bu portakal sulu olanı çok seviyor erkeklerde, çocuklarda. Ben anlattıkça ağzım sulanıyor benim. Yavaş yavaş da güzel saati geliyor. Pazarlıyorum. Şimdi Merveciğim yine konuşmaya devam edeceğiz ama özellikle bir soru var değil mi? Mesela sorulara bir geçelim ya da yorumlar varmış. Bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Hollanda'da bizi takip eden izleyicilerimiz de varmış. Onlara ve tüm gurbette olan vatandaşlarımıza evet, selam gönderelim. Benim Hollanda'da, Almanya'da, Çin'de, Avustralya'da, Rusya'da danışanım var. Özellikle Hollanda, Almanya, Belçika ve o çevre Norveç'te yok. Onun altında o kadar çok İsveç'te var.
İsviçre'de artık var. Artık internet yoluyla. İnanılmaz çok Avrupa'da danışanım var benim. Amerika'da da çok fazla. O yüzden hepsine selam gönderiyorum. Beni izliyorlar. Ne güzel. Her perşembe her zaman onlar da bizim baş tacımız. Hep söylüyoruz. Türkiye hasretini bizlerle gidersinler, evet. Açsınlar ekranlarını. Aa biz Türkiye'deyiz diye. Biz de stüdyomuzda onları ağırlıyoruz. Şimdi bir soru var Merve'cim sana. Demiş ki izleyenimizin birisi. Merhaba ben MS hastasıyım. Meyveyi, kırmızı eti çok seviyorum. Bunun zararı var mıdır demiş. Bu izleyicimiz bir Akdeniz diyeti yapıyorum demişti. Yani hafızaya bak. Oo. Özet geçiyorlar ama ben onu hatırlıyorum. Şöyle bir göz gezdirdiğimde. MS hastalığı hani son birden ortaya çıkan ve çok fazla çeşidi olan bir rahatsızlık. Bu yüzden de hani net şekilde mesela işte şu çok zararlıdır diyemiyoruz. Bu çok kişisel bir hastalık olduğu için buna kişisel bir cevap verirsek daha güzel olur. O şekilde söyleyeyim ama öyle hani çok fazla meyve yemesi evet zararlı. Çok fazla et yemesi de zararlı. Normal MS hastaları günlük normal beslenme düzenlerine devam etmeliler. Evet. Ama yine çeşitleri olduğu için bazı doktorlar bazı besinleri kesinlikle yasaklayabiliyor. Bu yüzden de hani doktorlarının danışmaları bu konuda çok önemli. Özellikle bir hastalığı varsa süre evet. Gelen, devam eden ve hayatını ciddi etkileyen hep bir uzman eşliğinde beslenmesini kontrol altına almalı. Şimdi Merve'cim seni biraz soluklandıracağız. Zira efendim ülkemizin güzel şehirlerinden Kastamonu Ankara'da 13. sefer tanıtıldı. Biz de Yeni Güne Merhaba ekibi olarak severek oradaydık. Şimdi o güne dair neler olmuş izleyelim geleceğiz. Gerçekten de turizmi hak eden bir ilçemiz. Denizi, doğasıyla, yeşiliyle, mavisiyle iç içe bir ilçe olması nedeniyle yaz döneminde bayağı bir nüfus artışımız oluşuyor. Bizim bu fuarlardaki bulunma amacımız tabii ki öncelikle Kastamonu'nun tanıtımını sağlamak. Artı ilçemizin ve beldemizin güzelliklerini insanlarla paylaşabilmek. İşte ilçemizi dışarıdan insanları ne kadar daha çekebiliriz, ne kadar daha ilçemize kazandırabiliriz. Onların çabasını sarf ediyoruz. Tabii bunları yaparken de altyapıyı da oluşturmamız gerekiyor. İşte son zamanlarda turizm adına güzel ilçemizde oluşumlar olmakta. Bunlardan en güzeli 4 yıldızlı bir tatil yapabileceğimiz, konaklayabileceğimiz Aqua Park'ın içinde barınan bir otelimiz oluştu. Tekrardan buna benzer işte tatil köyü tarzında apart evlerin bulunduğu konaklama yerlerimiz var. En sonda kent ormanı dediğimiz seyir terasımız, baktığınızda eşsiz Karadeniz'in maviliğini, işte sağa ve sola döndüğünüzde yemyeşil doğasını ve kesten ormanlarıyla iç içe yaşayabileceğimiz dünyada bulunan bir cennet köşesi zaten tarif edebilirim. İşte insanların tatil dediği zaman aklına gelen öncelikli ve Akdeniz bölgesindeki beldeler oluyor ama rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde tatil geçirmek istiyorlarsa herkesi Abana'ya davet ediyorum. Abana, Kastamonu uzaklığı 100 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 340 kilometre. Yani Ankara'nın denize açılan en yakın bir penceresidir. İstanbul'a da uzaklığımız şu anda Ilgaz Tüneli açılmasının sebebiyle kısaldı. Yol güzergahımızda inşallah ilerleyen günlerde daha iyi duruma gelecek. Yani tüm Kastamonu'ya herkesi merkez olsun, diğer ilçeli olsun özellikle Abana'mıza bekliyorum. Kastamonu Ankara'ya çok yakın bir il. Bu bakımdan Ankaralılar için ciddi bir fırsat gezmek açısından değişik yemek lezzetlerini tatmak, konak yaşamını görmek ve eski bir konakta gecelemek açısından çok güzel potansiyele sahip bir il ve en önemli avantaj da Ankara'ya çok yakın olması. Onun için Ankaralıların rahatlıkla yaz tatilini beklemelerine dahi gerek yok. Hafta sonunu dahi değerlendirmek için gidebilecekleri mesafede bir il. Bu bakımdan Ankara için önemli bir mekan olduğunu, önemli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Kastamonu'nun 19 ayrı ilçesinde çok farklı turizm açısından değerleri var Kastamonu'nun ve bu değerlerin özellikle Ankaralılar açısından muhakkak ve muhakkak görülmesi gerekiyor.
efendim, bu tanıtımımızın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Kastamonu'ya selam olsun, Kastamonulara selam olsun, onların nezdinde tüm Türkiye'mize selam olsun. Hep bütün yörelerin yiyecekleri, içecekleri, meşhur oldukları, anıldıkları her şey çok güzel, çok kıymetli bizler için. Bu anlamda da güzeldi. Ankara'da zaman zaman yapılıyor bir sürü şehirlerin tanıtımı her anlamda. Kıyafetinden tutun, besin, yiyecekleri, içecekleri her şeyle güzel bir imkan sağlıyor aslında Ankaralılara. Belki de Kastamonular bu organizasyonla biraz memleket hasretlerini gidermiş oldular diyelim. Bizler meyveleri konuşmaya, sebzeleri konuşmaya devam ederken soruları da yavaş yavaş sana duyuracağım. Ama duydum ki Merve bugün mü yarın mı? Yarın. Yarın öğlen. Öğlen. 2.30'da. 2.30'da nerede? İstanbul'da Çınar Koleji'ne gideceğim inşallah. Güzel bir konferansım var orada. Sağlıklı beslenen aileleri konuşacağız. 10 adımda sağlıklı beslenen aile nasıl olur, bunu konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz ki sağlıklı beslenme ailede başlıyor. Çocukluktan başlıyor ve sonradan öğrenilecek ne yazık ki bir şey değil. Hani sonradan öğrenmeye çok uğraşırsınız. Fakat çocukluktan başlarsanız, ailede öyle bir ortam olsa çok rahat edersiniz. Yarın İnşallah 2.30'da İstanbul'da Anadolu yakasında, ilk kez Anadolu yakasına geliyorum. Hep Avrupa yakasında bir yerlere gidiyordum. Bekliyorum sizleri konferansımıza. Böylelikle Merve'cim de davetini yapmış oldu. Ben bir yandan diğer tarafta da ilgileniyorum ki son bir maskemiz kaldı. Sivilceler için maskemizi yapacağız ama programın ilerleyen dakikalarında yine konuşmaya devam ederken sorular prompter'a gelmeye devam edecek. Hem Facebook hem Instagram'dan efendim bizleri takip edin. Bizleri insanlara duyurun. Yaptığımız hizmetler birçok kişinin hayatına etki etsin, güzel dokunuşlar olsun diyerek TRT Yeni Güne merhaba. Instagram ve Facebook hesabıyla bizler internette ve sosyal medyadayız. Her zaman oradan duyurularımız, videolarımızı takip edebilir, yorum yazabilir, sorularınızı iletebilirsiniz diyerek Merve'ye soruları yazmaya devam ediyor arkadaşlar, eminim şu an. Pişirilmiş çiğ ve pişirilmiş sebzelerden bahsederek vitamin değerleri sağlıklı kalacak şekilde nasıl sebze yemeği yaparız, değil mi? Evet, aynen. Çiğden koydum pırasayı, evet. Onu anlattım. Evet, bu tamam. Çiğden pırasa koyduk. Yani bütün sebzeleri çiğden koyuyoruz. Bir de çiğ yenilebilecek, bir de çiğ yenilemeyecek sebzeler var. Örneğin brokoliyi çiğ yemek manasız. Bağırsaklarınıza eziyet. Çünkü bunun haşlanıp içinden çıkması gereken bazı şeyler var, zararlı maddeler var. İlk bir haşlama suyu var. O haşlama suyunu içer var mesela. Lütfen o haşlama suyunu içmeyin. Karnabaharı da brokoliyi de önce bir haşlayın. Az suda haşlayın tabii ki. İlk o acılığı bir gitsin. Onu bir dökün. Sonrasında haşlanmış şekilde azıcık üstüne yağ döküp, yoğurt döküp, işte üstüne birazcık salçalı bir sos yapıp o şekilde tüketebilirsiniz örneğin. Ya da mesela yurt dışında şu kültür çok daha fazla. İşte somon ya da ızgara bir balığın yanında. Onlarda somon çok, bizde de mesela daha fazla olan balıklarımız var. Onlardan tüketebiliriz. Onun yanında haşlanmış sebze kültürü oldukça fazla. Biz de bunu ne yapabiliriz? Mesela bizde çok haşlanmış yok. Onu birazcık daha yağda, az yağda üzerine hafif kavurup ama yağı yakmadan bu şekilde yanına koyabiliriz. Hem de sebzemizi tüketmiş oluruz kaliteli şekilde. Bunun haricinde bir de patatesimiz vardı konuşmamız gereken. Evet. Patatesi nasıl bilirsin? Patatesi iyi bilirim. Hele kızartınca bir güzel olur, bir güzel olur. Üzerine ketçap mayonezli demiyoruz tabii ki. Şimdi fırında çok lezzetli oluyor. Öncelikle evet. Olsun. Daha sağlıklı sanki. Yine patates. Önersen. Nişastası çok yüksek bir besin. Yani biraz daha ekmek gibi. Hı hı. Zaten tok tok ve yediğinde de onu hissediyorsun. Bizim aslında yerken bütün vücut sistemimiz bize bir gıdanın içinde ne olduğunu söylüyor. Biz inkar ediyoruz. Hani patatesi sebze diye yemek yanlış olur tabii ki. Fakat biz bunu inkar ediyoruz. Patatesi sebze gibi düşünmeyeceğiz. Bir örneğin sebze yemeğinin yanında pilav yapıyoruz ya. Mesela patates yapılabilir. Öyle düşünelim. Pilav gibi düşüneceğiz patatesi. Nasıl ekmek gibi düşüneceğiz. Sulu yemek fırında olarak mı, fırında mı, köfteyle mi? Yani bizim geleneksel mutfaklarımızda patates deyince bunu yeriz, değil mi? Köfteyle yapılabilir mesela. Köfteli bir yemeğin içine 3-4 dilim patates ya da 4-5 dilim patates koyarsın. O akşam ekmek yemezsin, pilav yemezsin, makarna yemezsin, patatesi de yemeğin içinde yiyorsun, köfteni de yiyorsun, yanında da yoğurdunu yiyorsun. Tamam, işte akşam yemeğini tüketmiş oldun. Patates için önemli söyleyeceğim bir nokta şu. Dışı yeşillenmemiş olmalı.
Bu ciddi şekilde sıkıntılı. Yani filizlenmemiş olması lazım. Bunu kuru yerlerde saklamak gerekiyor. Patates saklamak özellikle yaz itibariyle kolay değil. Çünkü patates sıcak ortamda saklanmamalı, çok sıcakta, ama çok soğukta da saklanmamalı. Yani buzdolabında da saklarsanız patatesi ne olur? Bu sefer nişasta oranından dolayı böyle patatesinizi pişirince çok kötü bir lezzet alırsınız. Bu yüzden kuru ve serin yerde saklamamız gerekiyor patatesi. Evet. Tamam. Ben neyi fark ettim? Şimdi sorulara başlayacağım. Hı-hı. Hemen izleyicimizin biri sormuş Merveciğim sana. Demiş ki her gün bir bağ tere tüketiyorum. Çok tüketmenin zararı var mıdır demiş. Tereden bahsedelim ama ben yine itiraf ediyorum. Dereotuyla hiç aram yokken en sevdiğim böyle iki bağ koy yerim. Hatta hiç yanında ekmek falan da yemem. Roka. Hastasıyım ve rokayı sevenler çok nadirdir. Ben de çok seviyorum. Eşim nefret ediyor kokusundan. Onun kokusuna hastayım ben de. O ağzı bırakan. Neyse şey yapmayayım. Bir bağ tere yiyormuş izleyicimiz. Ne diyorsun? Tere özellikle idrar yolları enfeksiyonu için mucize bir besin. Evet. Kadınların yenmesi gereken bir besin. Çünkü çok sık idrar yolu enfeksiyonu oluyoruz. Ve günlük bunun hatta İbrahim Saraçoğlu'nun bir kürü var. Tere kürü. Biliyor musun onu? Tere kürünü duymadım. Neler var içinde? Tere var sadece. Sadece çok tere. Basit. Senin çok yapabileceğin bir şey. Bir bağ tereyi alıyorsun ve yiyorsun. Bu kadar. Güzel. Çok basit. Bir bağ o zaman yemesine hiçbir sakınca yok. Evet. Yiyebilir ama tabii ki sürekli değil yani bu. Hani neden sürekli bir bağ tere yiyor? Şu anda canı istiyordur. Vücudunun bir isteği vardır. Tüketir ama bunu da tabii ki böyle içine nane koyalım, maydanoz koyalım, marul koyalım. Böyle renkli bir yani çeşitli bir hale getirelim. Evet. Şimdi bir tane izleyicimiz videomuzun altına bir yorum yazmış. Vallahi bu yorumu okumazsam yani bu soruyu diğerlerine kötü örnek olmasın. Çünkü beni de şaşırttı. Aliye Hanım demiş ki Tuğba Hanım Merve Hanım'a sorar mısınız? Yoğurt hurma diyeti yapıyorum. Doğru mu? Her öğünde 7 hurma bir kase yoğurt şeklinde gülücükler göndermiş. Selam olsun. Çok yapıyorlar bunu. Çok yaygın. Bunu 7 gün yapmasınlar. Ama mesela vücudu hızlandırmak için diyorum ya ben bir direnç takıldınız ya da vücudu bir şaşırtmak istiyorsunuz. En fazla 3 gün. En fazla 3 gün şeklinde yapılabilir ama yine 3. günün sonunda saldırırcasına yememek lazım. 7 gün yapılmaması gerekiyor. Evet. Şimdi sorulara şöyle bir döneyim, yavaş yavaş programı toparlamamız gerekecek. Reaktif hipoglisemin var. 45 yaşındayım. 62 kilodan aşağı inemiyorum. Ne yapmalıyım Merveciğim? Reaktif hipoglisemi hastalarına kilo vermek oldukça zor. Gerçekten çok sıkıntılı. Burada sabırlı olacak, çok düzenli beslenecek. Aynı şeker hastası gibi. Az ve sık. Evet, aynı şeker hastası gibi. Şeker hastası nasıl meyveyi tek yemeyecek ya da şekerli şeyler yemeyecek? Hipoglisemi hastası da öyle. Hmm. Yani her onun şekerini yükseltmesi yeni bir hipoglisemi koması demek. Bu yüzden de aynı şeker hastası gibi düzenli beslenecek, sabırlı olacak, sporunu doğru yapacak, spora gitmeden meyvesini yiyecek, sütünü içecek, geldikten sonra hemen çünkü bayılmalar çok oluyor. Sporda yanında ne olursa olsun küp şekerini taşıyacak. Bunlar önemli ayrıntılar. Şimdi bir soru var, bir de benim okuduğum aklımda kalan bir soru var. Onu harmanlayıp Merve'ye soracağım. Ondan sonra sivilce maskemize geçeceğiz. Ayşenur Bedray demiş ki karnında sürekli şişkinlik ve sertlik ödem midir ve ne iyi gelir buna demiş. Hayır, o ödem değil, gaz problemi ve rahatsızlık. Bu olabilir. Tabii ki yani direkt böyle tak diye teşhis koyamayız. Mutlaka bir gastroenteroloğa başvurması gerekiyor. Buradan bir hani hortum dediğimiz ve bağırsaklar endoskopi, aynı zamanda kolonoskopi. Bu ikisini kolonoskopide yani mutlaka endokrin gastroenterolog görmesi gerekiyor. Şimdi sorulardan birisi de neydi biliyor musun? Neydi? Göbek bölgesinin yağlanmasına streçleyerek spor yapmaya Merve Hanım nasıl bakıyor diyor. Yani işte mesela bütün ben biliyorum bir arkadaşım da yapıyordu. Böyle tüm bacak bölgesine, kalça bölgesine orada ısıyı arttırıyorlar. Isıyı arttırıyorlar. Yavaş yani, kilo verimini kolaylaştırıyor mu? Oradaki toksinleri daha hızlı attıkları için bazı etkileri olduğu söyleniyor. Hani kanıtlanmış dersek yalan olur. Fakat şey olabilir. Yani yapılmasında bir sakınca yok. En azından bir sakınca yok. Onu söylemek önemli. Merveciğim. Şey demişler.
bana da çok gelmişti aynı soru. Size de gelmiş, o dikkatimi çekti. Meyveler demişler ki organik mi? Meyve. Artık sebze ki, ve meyvelerin organiğini bulamıyoruz ki demiş izleyicimiz. Ben de onu okumuştum, evet. Yani ne yazık ki yani organiğini bulamıyoruz diye yememek de sıkıntılı. Çünkü sonuçta biz bunların gerçek organiklerini bulamayabiliriz. Fakat şöyle yani çok fazla böyle hani ruh hastası gibi düşünüp de o organik değil, bu organik değil. Bu da ciddi bir yeme bozukluğu ve yeme takıntısı yol açıyor. Mevsiminde örneğin portakalın mevsimindeyiz. Neden organik olmasın? Sıkıntı yok. Yani evet ilaç... Hayır, ben söyleyeyim Merveciğim, böyle gelelim bu arada diğer maskemizi yaparken. Çok güzel bir konuya temas ettim. Ben sana şunu söyleyeceğim. İnsanlar organik, organik değil, bu sağlıklı mı o sağlıklı mı diyor ya. Bilmiyorum Gülşen Hanım da ne düşünür bu konuda. Şöyle bir durumu var. Ya insanlar cep telefonu, internet, radyasyonun dibinde. Her dakika başımızın ucunda telefon duruyor. Çok su içmiyoruz. Stres. Gazlı gıdalar stres, tüketiyoruz. Sigara sürekli evet, tüketiyoruz. Aynen. Onun dışında... yediğimiz hamburger, dışarıdan yediğimiz iskenderler, pideler, yani sağlıksız besleniyoruz. Sonra sebzenin meyvenin organı yok mu diyoruz. Çünkü eminim siz daha sağlıksız besleniyor olabilirsiniz. Sebze yememek işimize geliyor. Evet. Sebzenin organı yok, o yüzden yemiyoruz evet. diyoruz. O yüzden evet. pidenin organiksizliği olanına gidip yiyoruz değil ya mi? Ya tavuk da çok sağlıklı ya, tavuk bulmak. Evet. Yani köy tavuğu bulmak anda, artık zor. Aynen öyle. Ekmeğimizden tutun da. Yani buğdayımızdan tutun da meyvelerimize, sebzelerimize kadar her şeyde evet biraz ilaç var. Buna da ya, şehir hayatında yaşıyoruz. Bu kadar çok takıntı yaptığımız zaman mecburen biz köye yerleşmek zorundayız. Aynen. Köye de yerleşsek diyorum tohumlarda ben. Tohumlarda da sıkıntı var. Tohumlarda sıkıntı var. Şöyle düşüneceğiz. Ya ne yapalım, nüfus artıyor. Dünya genişliyor, büyüyor, insanlar çoğalıyor. Herkese organik gıdayı nasıl yetişeceğiz? Toprak belli, verim belli, mevsim belli, hava, iklim şartları, küresel ısınma. Konuşacak çok konu olur. İşin sosyolojisi, felsefesi, ekonomi boyutuna girersek çıkamayız işin içinden. Asgari müşterekte nasıl sağlıklı kalabiliriz? Bu kent hayatının içerisinde bunca radyasyonun, bunca kirliğin içinde biz kendimizi nasıl koruyabiliriz? Çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Biz bunları dert edindik. Umarım faydalı oluyoruzdur diyerek Gülşen Hanım'ın sözü bırakalım ve burada programı kapatalım Gülşen Hanım'la. Ne maskesiydi? Ne yapıyoruz? Sivilce maskemizi yapacağız. Bunun için bir tane yumurta hakkından faydalanacağız. Yumurta hakkı protein olarak çok zengin bir içeriğe sahip. Aynı zamanda gözenekleri küçültmeye de yardımcı oluyor. Bunu evde yaparken daha büyük bir çırpıcıyla çok güzel köpürtürsek çok daha güzel sürmeyi kolaylaştırırız. Biz hani şu an yapısını bozmakta biraz zorlanacağız ama evde çırpıcılarla, mikserlerle bunu beyaz köpük haline getirirsek daha içerisine oksijeni çok alacaktır. Daha köpük köpük hem daha güzel sürünecektir. Bunun içerisine yine doğal aha olan biz limondan faydalanıyoruz. Bir kaşık kadar limon kullanacağım. Burada çok hassas ciltler limon yerine portakal kullanabilirler yine. Ama limon iyi bir askorbik asit, iyi bir aha. Bunun cilt üzerindeki ölü derileri temizlemekte bize çok yardımcı olacaktır. Bununla birlikte biz çok faydalı olan yine çay ağacı yağından faydalanacağız. Çay ağacı 200 yıllık bir Avustralya'nın bulunmasıyla geçmişte çok eskiden kullanılıyormuş. Aborjinlere kadar dayanıyor hikayesi ama orada Avustralya keşfedilirken oradaki halkın, yerli halkın içtiği çayların daha insanların zinde olduğundan fark etmişler ve savaş sırasında kendilerini iyileştirmek için bu ağacın özünden faydalandıklarını gördükleri için bu çay ağacı bu taraflara doğru gelmiş ve yaraları hızlı iyileştirme, enfeksiyonları düzeltme gibi çok sayamayacağımız bir sürü yararı var. Bundan birkaç damla kullanacağız. Yağlı cildin daha fazla yağlanmasına fırsat vermiyor. Yani yağ nem dengesini iyi tutan bir yağ. Tek başına yağlı ciltte bu yağı kullanabilir. Evet. Bir pamuk yardımıyla cildimize bu yağı sürersek hem olgunlaşmış sivilcelerin kurumasına yardımcı oluruz. Hem de yağlanmadan cildimizi nemlendirmiş olabiliriz. Bunun içerisine yine temizleme etkisi yüksek olan beyaz kil kullanacağız. Bir kaşık kadar da beyaz kil kullanacağız.
Evet. Son dakikalara yetiştirdik, süperiz. Son 3 dakika. Nasıl hızlıca çırpıyoruz, son 3 dakikada programı bitirmek yani, zorundayız. Bu beyaz kilinde dezenfekte etkisi, gözenekleri küçültme etkisinden faydalanıyoruz. Sivilceleri kurutma, sivilce izlerini... Cildi yenileme özelliği hem yumurta hakkında, hem çay ağacında, hem limonda, hem beyaz kilde hepsinde bulunduğu için bu şekilde kullanıyoruz. Süper. Kullanımını nasıl yapıyoruz? Hemen hızlıca Gülşen Hanımcığım. Evet, temiz bir cilde kullanacağımız için biraz önce hazırladığımız toniğe biz birazcık da burada elma sirkesi kullanıyoruz. Dezenfeksiyon etkisi de katıyoruz. Çünkü bakterilerin cilden arınması gerekiyor. Eğer çok çok sivilceli bir cildimiz varsa bunu iyot içerikli... Tentirtiyot diyeceğim ama o temizleyicileri sulandırarak da cildi dezenfekte ederek cildi önce bu maskeyi sürmeden önce dezenfeksiyonunu sağlıyoruz. Daha sonra bu maskeyi sürüyoruz. Eğer yanaklarımızda cal damarlarımız çok yüzeydeyse yanak bölgemize çok yaklaştırmadan, dudak çevremize ve göz çevremize çok yaklaştırmadan özellikle çene ve alın bölgesinde lokal olarak da kullanabileceğimiz bir sivilce kurutucu maskemiz aynı zamanda sivilceleri iyileştirirken sivilce izlerinden de bizi zamanla sabırla sivilce çünkü bir günde iyileşecek bir şey değildir. Evet. Hep temiz tutmak, hep cildi güzel tutmak gerekiyor. Aynı zamanda nemlendirmek de önemli. Eğer yağ ifrazatı çok bir cilt, çok fazla olan bir cilt varsa ve biz çok fazla agresif temizleyicilerle temizliyorsak yüzeydeki nemi alıyoruz. Alttan yağ nemlendirmek için, yüzeyi nemlendirmek için alttan yağ geliyor ve bu yağı direkt sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor. Bunun için agresif temizleyiciler yerine cilde uygun temizleyiciler kullanmak, muhakkak tonikle üst dezenfeksiyonu sağlayacak asitli bir tonik eğer çok hassas değilse cilt böyle bir tonik kullanacağız. Haftada 2 bu maskeyi çok rahatlıkla kullanabiliriz. Evet, normal süreceğiz. Yani 10 dakikayla 15 dakika arasında cildimizde bekletebiliriz. Evet. Bu beyaz kilden sebep yani çay ağacının öyle bir etkisi yoktur ama beyaz kil kullanırken hafif yanma hissi bırakabilir. Evet. Eğer çok yakıyorsa ki o bölgeyi alıp yağlı bölgede daha fazla kalabilir. Evet. Bunu herkes kullanabilir diyor. Biri vardı yüzünde egzama olanlar bunu kullanabilir mi demiş. Hayır. Hemen bunu o önemli. Ben şöyle alacağım. Sadece çay ağacı yağını kullanabilirler. Çünkü egzamada, mantarda, yine yara kesik iyileşmesinde, siilde birçok şeyde kullanılabiliyor. Faydası var. Teşekkür ediyorum. Harika bir programdı benim. Çok eğlendim. Merveciğim ayaklarına sağlık. Seni İstanbul'a göndereceğiz yarın. Yine söyleyelim. Çınar Koleji'nde saat 2'de. Evet. Merve'ye oradan ulaşmak isteyenler konferans verecek. Gelebilir mi dışarıdan insanlar? Sadece onlar. Halka açık. Halka açık. Tüm halkımızı davet ediyoruz efendim. Merve'nin İstanbul'daki konferansına onu duyurmuş olalım. Ben sanırım bu kameradayım ve ben de buradan çıkınca saat 2'de efendim Vahide Çakır'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 3 damla mutluluk programı engelliler bağlamında bir program. O programda saat 2'de Ankara Kent, TRT Kent Ankara Radyosu. Frekanslarını hangi ildeyseniz lütfen Google'dan girin, bakın ve dinlemeye gayret edin. Çünkü bugün otizmi konuşacağız. Oraya konuk olarak katılıyorum. Dinlemek isteyen, merak etmek isteyen varsa, aynı zamanda akademik anlamda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz varsa, psikologlarımız varsa onları da bekliyoruz. Çünkü otizme dair bilmediğiniz birçok şeyi o programda konuşacağız ve tartışacağız diyelim efendim. Ben de konuklarımı sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. İki güzel masada çok güzel şahane bilgiler elde ettik. Umarım faydalı olmuşuzdur diyoruz. Belki sorularınız kaldı ama affola diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın evlilikte terk edilme korkusunu Gülay Bilgin Hocam ve Nazlı Özburun'la konuşacağız. Yine TRT Diyanet ekranlarında 10.30'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.